Gece görüşünden iyi akşamlar. CNN Türk Ankara stüdyolarından karşınızdayız. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı, Profesör Doktor Mehmet Şahin siyaset bilimci, Orhan Karataş, Türk Gün Gazetesi genel yayın yönetmeni, Gürkan Acır, gazeteci yazar, Murat Çelik, Posta Gazetesi yazarı. Gene hem bir haftayı hem öngörülerimizi hem de kulis bilgilerini özel demeçlerle birlikte konuşacağız. Erdoğan Bahçeli ile görüştü. Acaba perde arkasında ne var? Ankara, İstanbul, İzmir'deki son durum ne? Gökçek Özseseki arasında ipler tamamen koptu mu? Acaba bu seçimin teması milliyetçilik mi olacak? Özellikle Bahçeli ile Kılıçdaroğlu arasındaki polemik gündemimizde olacak. Ve tabii CHP'de sular durulmuyor. Dolayısıyla CHP ile başlayalım. Gürkan, bu soruyu hep sana sormak istemiştim. Ne olacak bu CHP'nin hali? Şöyle başlayalım. Akif Hamza Çevi biliyorsunuz görevinden istifa etti. Hakikaten ne oluyor? Bu istifa nereden çıktı? Akif Hamza Çevi'den tabii ki özel bilgisi açıklaması olan paylaşabilir ama istifaların devamı gelecek mi? Evet, şimdi aslında yaklaşık bir 10 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar devam ediyor. Ne demek devam ediyor? Yani hatırlayalım, İstanbul İl Başkanı da istifa etti, sonra geri aldı. Aynı şekilde bazı belediye başkanlarının da istifa edip Demokratik Sol Parti'ye katıldıklarını biliyoruz. O Demokratik Sol Parti bölümünü ayrı konuşalım, tamam. Ama bugünkü istifa bir kere genel sekreterlik görevinden istifa etti. Evet. Akif Hamza Çevi. Gene bir küçük hatırlatma. Akif Hamza Çevi yaklaşık bir 6 aydır, hatta daha öncesi de var ama son 6 aydır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için bir çalışma yürütüyordu. Buna mı bozuldu ama daha evvel istifa etmesi lazımdı. Bozulmalardan, tabii bozulmaların başında bu var diyelim ama asıl sebebe geleceğim. Sonra onu ne diyelim unutturdu ve yoluna devam etme kararı aldı. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun isminin açıklanmasından sonra da bunu bir sorun haline getirmedi. Öyle mi? En azından parti içinde o ortaya çıkmadı yani onu söyleyebiliriz. Fakat çok enteresan, çok ilginç bir şey. Bazen işte akrabanızı şeye getirirsiniz, bir göreve getirirsiniz. Bunun adı nepotizm olur. Bazen de akrabanızı istemezsiniz. Gerçi akrabası mı değil mi tam bilmiyoruz. Çünkü bu konuda biraz tartışmalı ama. Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi'ye itirazı vardı. Akif Hamza Çebi'nin. Akrabası mı? Trabzonlu Çebi, Çebi. Ben akrabaları diye biliyorum. Yani en azından bir yakınlık muhtemelen var ama ısrarla ve net bir şekilde Akif Hamza Çebi onun belediye başkanı adayı yapılmasını istemiyordu Küçükçekmece'ye. Ve bu tavrını da çok net koymuştu. Neden? MYK'da. Aralarındaki artık durumu bilmiyorum ama ama bir insan akrabasını istemiyorsa onun özel bir sebebi olması lazım. Ya da ağır bir sebebi İşte vardır. Evet, yani o manada evet. Yani özel sonra, ciddi evet, bir sebebi cebe, olması. Ciddi bir sebep vardı. Evet. Doğru. Dolayısıyla bunu istemedi, ısrarla istemedi. Sonra bir de Maltepe gerilimi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Maltepe gerilimi de şu. Taban, örgüt ve Maltepe ilçe teşkilatında mevcut başkan Ali Kılıç'a yönelik bir şey var. Yoğun bir itiraz var. Bu itirazların odağında da işte Kemal Bey'de bir karar vermesi gerekiyordu. O karar verirken de Akif Bey'in görüşlerine başvurduğunu, bunu da partileri öğrenince Akif Bey'e gidiyorlar. Niye işte bize onay veriyorsun, biz istemiyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye. Akif Bey de o arada kalıyor. Ama özü itibariyle bir İstanbul adaylığından başlayan, yani İstanbul aday adaylığından başlayıp daha sonrasında aday olamayan Akif Hamza Çevi'nin o günden başlayan ve Küçükçekmece ile nihayetlenen bir süreci var. Kırgın. 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 Ben de aradım, ulaşamadım, mesaj da yazdım. Ama birkaç gün önceden yakın dostlarıyla bu şeyini paylaşmış. Bu düşüncesini paylaşmış. Onlarla görüştüm. Ama şunu söyleyebiliriz. Küçükçekmece'de Kemal Çebi ismine itiraz ettiği için ve bu itirazında kabul görmediği için Akif Hamza Çebi yolunu ayırdı. Daha doğrusu genel sekreterlikten ayrıldı. Partiden ayrılmadı tabii. Daha konuşacağız. Twitter'dan yaptığı açıklamayı sevgili izleyiciler. 12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP genel sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'ye aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Perde arkasını Gürkan Acır anlattı. Küçükçekmece adayına ağır, ciddi, önemli itirazları olduğunu söyledi. Belki ilerleyen
ilerleyen dakikalarda açıklama yaparsa ekrana getireceğiz. Orhan Karataş şimdi konuşacağız ama önce sular duruldu. Kemal Kılıçdaroğlu vurdu masaya yumruğunu denildi ama bugün Hamza Çebi istifa etti. Yarın ne olur? Bu CHP'deki hele bir de 16 aday değil mi? Yanılmıyorum. 16 aday açıklandı ki içlerinde mesela en çok konuşulacak olanlardan biri herhalde Siverek'ten Fatih Bucak'ın aday gösterilmesi. Ya oradan CHP'nin durumu nasıl görülüyor? Evet, güzel soru. Yani hakikaten de tam buradan bakarak ben CHP'yi değerlendirebilirim. Çünkü ben Gürkan Bey kadar CHP'nin içinde değil. Ama dışarıdan bakınca bazı şeyler daha net görünüyor. Fazla için içinde olunca gömülüyorsunuz ve böyle objektif bir bakış olmuyor. Şimdi genel olarak CHP bu özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında ciddi savrulmalar yaşadı. İşte bir genel başkanlık mücadelesi başladı. O imzalar toplandı. Ona bağlı olarak işte parti içinde bölünmeler oldu. Fakat bu yerel seçimler gündeme girince o yerel seçim sonucuna bağlı olarak ertelendi. Belli ki bu yerel seçim sonrasında bu konular tekrar masaya gelecek. Sonuç her ne olursa olsun bunun altını çiziyorum. Yani şu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerden işte mesela Ankara, İstanbul'u alarak çıkarsa Kemal Bey koltuğunu korur filan bir kere öyle bir ihtimal görünmüyor. İkincisi de ya, Cumhuriyet Ankara Halk Partisi'nin içindeki... Ankara ve İstanbul'u alsa da genel başkanlık tartışması açılacak mı? Tam onu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki dalgalanmalar her şartta 1 Nisan'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir olağanüstü kurultay süreci yaşayacağını gösteriyor. Genel olarak söyleyeceğim budur. Ayrıntılara gelince niye böyle oluyor? Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu işte 24 Haziran sonrasında yaşadıklarını 1 Nisan sonrasında da yaşamamak için şimdiden tedbir alıyor. İşin Türkçesi bu, özeti bu. Mümkün olduğu kadar partiyi kendi kontrolünde tutmaya, kendisiyle birlikte kendisine bağlı olarak kendisine muhalif olmayacak isimlerle hem parti teşkilatlarını dizayn etmeye, düzeltmeye uğraşıyor. Hem de buna uygun adaylar belirliyor, bunu seçiyor. Bunu sormak zorundayım ama şimdi, mesela Fatih Bucak, Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı bir aday mıdır? Ne ilgisi ya var? Şimdi o çok istisna bir örnek. Ay, gülüyorsunuz şimdi, ama. Hayır, şimdi o, bakın siz onu götürüp Siverek adayıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirmeye kalkarsanız böyle bir soru çıkar ortaya ama siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesine, ağırlık merkezine, delegeye hakim olan illerine bakarak bu değerlendirmeyi yapmak çok daha doğru olur. İstanbul başta olmak üzere. Onun için de mesela Sayın Ekrem İmamoğlu ismi yerel seçimler gündeme geldiği zaman kimsenin aklında var mıydı? Kimsenin aklına gelir miydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani aklında vardı. İşte niye vardı? Çünkü bu özellikten dolayı vardı. Yani akla gelen siyasetin gereği olan, oy potansiyeli olan, 24 Haziran seçimlerinde işte sahaya çıkmış, tanınırlığı olan isim kimdi? Bu, İlk akla gelen isim kimdi? Tamam, Muharrem İnce'ydi. Muharrem İnce'ydi. Ama, yani sonrasında evet. Niye Ekrem İmamoğlu? Yani mesela Muharrem İnce ile seçime çok daha önde başlayacakken, çok daha avantajlı durumda başlayacakken ve çok daha iddialı olabilecekken neden İmamoğlu? Sebebi belli yani. İşte biraz evvel söylediğim gibi mümkün olduğu kadar partiyi kendi kontrolünde tutacak ama adaylarla. Aynı mantıkla bakarsak mesela evet. Canan Kaftancıoğlu'nu kaybetmek tırnak içinde bu söylediğinizle çelişmiyor mu? Bakın burada o zaman bir dakika araya gireyim oradan devam edin. Evet. Şöyle Fox TV'de diyor ki Canan Hanım soru soruluyor. Seçime kadar devam edecek mi? Kılıçdaroğlu devam edecek sonrasına bakarız diyor. Bir ikincisi tamam, ama de yani sonrasını konuşuyoruz zaten Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir büyük partide bütün teşkilatların, bütün delegelerin, bütün isimlerin böyle motamot Sayın Kılıçdaroğlu'nun istediği profilde olmasının imkanı yok. Elbette ki istisnaları olacaktır. Yani anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinden gelse o istisnalara da izin vermeyecek ama. Yani aday seçerken, ama, aday belirlerken aslında kendi parti içi dengelerini öyle, onu kollayarak, esas alarak. Kesinlikle öyle onu mi? Yani dışarıdan bakınca görünen, net olarak görünen budur. Şimdi Akif Hamza Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki en muhtedil isimlerden birisi. Bürokrasiden gelmiş. Bir önceki dönemde meclis başkan vekiliydi. Belli bir saygınlığı var. Diğer partilerde de belli bir saygınlığı var. Sadece kendi partisi içinde değil. Kaldı ki şu andaki makamı da Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 numara. Yani genel sekreterlik Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli bir görevdir. Çok önemli bir makamdır. Ama yani bu özelliklerine rağmen Sayın Çebi'nin artık bir isyan etme noktasına
isyan lafı geçtiği için onu özellikle kullanıyorum. Gelmiş olması Cumhuriyet Halk Partisi içindeki dalgalanmaların, savrulmaların ne boyutta olduğunun yeni bir göstergesidir. Ve bu adaylara bağlı olarak seçim öncesinde işte hani bir Anadolu tabiri var ya, kan kusup kızılacak şerbeti içtim diyen, anladığım, gördüğüm kadarıyla çok kimse var. Ama o durum, o tablo en fazla 1 Nisan'a kadar korunacak. İşte Sayın Çebi de büyük ihtimalle şimdi seçim öncesinde ben daha fazla hani bir olumsuzlukta, bir başarısızlıkta sebep olarak gösterilmeyeyim diye belki istifa edip susuyor ve kenara çekiliyor. Ama 1 Nisan'dan sonra bütün bunların tekrar masaya geleceği şimdiden çok belli. Abdülkadir Selvi, şu tespit başta Ekrem İmamoğlu için kendisine bağlı isimler, yani aslında Kılıçdaroğlu kazanacak isimler değil, kendisine bağlı 1 Nisan isimlerini seçti. Bu mudur? Katılır mısın? Ben bunun bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde 31 Mart gecesi bir olağanüstü kurultay hamlesi yapılacak. Özellikle de bunun liderliğini Muharrem İnce'nin yapacağı söyleniyor. Hatta şimdiden Ankara ve İstanbul'u kazansa da mı? Ankara ve İstanbul'u kazanamayacak zaten. O yüzden bu ya tamam tartışma ama, olacak. Kazanırsa Türkiye'de yeni bir yani siyasi iklim oluşur. Yani onun ihtimalini dahi konuşmak yani kazanırsa tabii yeni bir siyasi iklim oluşur. Yani 1989'da, 89'da muhalefet İstanbul ve Ankara'yı kazanmıştı. Ondan sonra Türkiye başka bir sürece gitti. Ben hem sahadan gözlemlerim hem şu andaki gelen anket sonuçlarında İstanbul ve Ankara'yı kazanamayacağı gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu aday belirlerken birkaç kriteri vardı. Bundan birisi 1 Nisan olduğu anlaşılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi rakip olan Sayın Muharrem İnce'yi de aday göstermişti. Ama biliyorsunuz seçimden sonra yaşananlar Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında köprülerin atılmasına neden oldu. Onu dikkate aldığını düşünüyorum. İkincisi, daha çok merkeze yakın isimleri, hatta merkez sağdan da oy alabilir mi diye Ekrem İmamoğlu gibi tipleri seçmeye çalıştı. O da ayrı bir profil oluşturuyor. İşte Adana ve Antalya'daki seçimleri de, Ankara'daki seçimleri de herhalde. Ben onu gösteriyor. Ben mesela bugün bazı gazetelere bakıyorum. Daha çok HDP'ye çok yakın isimler bilerek aday gösterildi diye de haberler var. Tabii onlar da var. Demek ki dengeli yapmışlar. Ama her yer, biraz oradan biraz buradan gibi bir durum var. Şöyle de var tabii. Şöyle mesela Ekrem İmamoğlu şeyle profiliyle Tunç Soyer profili aynı değil. İzmir'de farklı bir tercih söz konusu. Ya da Fatih Bucak'la şimdi ülkücü kökenden geldiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mansur Yavaş, onlar farklı profiller. HDP ya araya HDP gireceğim. Konusu ben da bugün çok bir isimle konuştum, benimle yani yakın bir isimle kendisine. Vallahi bana sorma dedi. Ben şok geçiriyorum dedi. Neden olduğunu anlamış değilim dedi. Fatih Bucak tercihinden bahsediyorum. Ama şey var, yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde öngörülmeyen dalgalanmalar değil. Bunlar bir hem yeni belirlenen adayların, çünkü Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'na yetki verilmişti ve önemli yerler belirledi, işte Maltepe gibi çok önemli yerler var. Bunları belirledi. Bunun artçı sarsıntıları yaşanıyor. Bir, onu görmek gerekiyor. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten parti içi muhalefet bir 18 saat süren parti meclisinde bir güç gösterisi yapmıştı. Ama onun ardından şimdi tüm hazırlıkları 1 Nisan'a göre yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar öngörülmeyen şeyler dedim. Yerel yönetimler Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok önemli. Çünkü CHP'nin iktidar alanı yerel yönetimler. Yerel yönetimlerde İstanbul'da bir ilçe CHP açısından burada bir bakanlığa karşılık gelecek kadar önemlidir. O açıdan ilçeler üzerinde verilen savaş istifalara kadar gider. Şimdi Akif Hamza Çebi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun maliyeden beri yol arkadaşı olan bir isimdir. Ama elbette ki kendisinin de bir İstanbul adaylığı söz konusuydu, ama ondan da öte İstanbul'da bazı isimlere karşı olduğu, bazı isimleri de desteklediği, seçtirmek istediği söyleniyor. Yani hem seçtirmek istediklerini
seçtirememekten dolayı yaşanan sorun var CHP'de. Hem de karşı oldukları isimleri listede görmekten kaynaklanan hayal kırıklıkları yaşanıyor. Yani bu kırılmalar... İl başkanı gibi bir süreç yaşanır mı? Anlamadım. İstanbul İl Başkanı gibi bir süreç yaşanır mı? Geri döner mi diyorsun? Birileri araya girer, birileri işte seçime gidiyoruz. Zaten şöyle bir laf geldi akşam üzeri. İşte Kılıçdaroğlu'nun istifayı kabul etmeyeceği şeklinde ama kararlı tahmin ediyorum Akif Bey. Telefonlarını da kapatmışlar. Ya bunlar zaten şunu sağlıyor tabii. Mesela İstanbul'da bu tartışmalar, İstanbul İl Başkanı'nın istifa etmesi, geri alması falan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanyasındaki enerjiyi azaltmaya başladı. Bunun mutlaka sahaya etkisi oluyor. Şimdi bu tartışma... Örgüt bir kere çatallanıyor. Tabii yani parti seçimlere gidiyor. AK Parti adaylarını çıkarmış. Lideri sahaya çıkıyor. Ana muhalefet partisi aday belirleme sürecinde özellikle İstanbul ve İzmir'e gelince ki Türkiye'de büyük şehri olarak tepede İzmir CHP'nin ve İstanbul'un ilçelerinde önemli ağırlığı var. Oralarda kavga çıkınca işte kampanya bir yerde... rüzgar tersine dönüyor. Murat, şimdi Ankara Etimesgut'ta kendi avukatı Celal Çelik aday gösterdi. Yanlışım varsa düzelt, gülümsüyorsun oradan Gürkan Acır. İki ilçe Maltepe, Ali Kılıç, Silivri, Özcan Işıklar'la devam. PM'de reddedilen Bodrum Belediye Başkanı Kocadon yeniden aday gösterilmedi. Mustafa Saruhan aday oldu. Şanlıurfa'da Mehmet Fatih Bucak, Ordu'dan Mustafa Adıgüzel. Evet, Siverek'te. Ya şimdi şöyle... Hem yani bu adaylarla birlikte ortaya çıkan manzara ne, merak ediyorum senin açından. Abdülkadir'in bıraktığı yerden devam edeyim. Seçim ne, siyaset ne, karşılıklı bir rekabet değil mi? Yani Türkiye'de de artık o yıllardır konuşa geldiğimiz veya Cumhurbaşkanı'nın da aslında hep istediğini söylediği, yani iki partili bir siyasi yapıya artık oturuyoruz, onu görüyoruz. Yani ittifaklar şeklinde bile olsa iki kutuplu bir siyaset oluşuyor. Ben bakıyorum şimdi CHP'nin bu durumuna, hiç belki konuşmuyoruz ama İyi Parti ne diyor ya? Ne diyor İyi Parti ya? Ben şimdi biriyle ortaklık yapacağım ben. Ve ortaklık yaptığım kişi, kurum, CHP, adeta kendi kendini ve dolayısıyla içinde bulunduğum ittifakı imha eder bir tavırla iş yapmaya başlayacak. Bunlar ittifak yaptıkları yerler değil ki. Önemli değil ama bu bütüne yansıyor. CHP'nin içindeki bütün bu karışıklık Ankara'daki seçmeni de etkiliyor, Siverek'tekini de etkileyecek, Van'dakini de etkileyecek. Ama Murat Çelik, İyi Parti'de durum çok mu farklı? İyi Parti'deki durum CHP'den kamuoyuna, daha iyi değil ki. Kamuoyuna CHP gibi yansıyan veya burada konuştuğumuz genel sekreterin istifası seviyesinde, il başkanı istifası seviyesinde işler olmuyor İyi Parti'de. Nasıl olmuyor? Milletvekili. Ne oluyor bir dakika? İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ şu anda nerede? Nerede? Bir dakika şimdi. Nerede şu anda? Bilmiyoruz. Makamını falan boşalttı. Bir Nisan'a kadar yokum dedi. Çekti gitti. Nerede olduğu bile belli değil. Makamını boşalttı. Evet. Ama işte odasını eşyalarını toplayıp ya. Bir dakika, en son biz Meral Akşener'in basın toplantısında Ümit gördük. Ümit Özdağ oradaydı. Ümit Özdağ gördük. Yani, bu sonra mı oldu? Sonra yeni bir çift. Neden? Hocam, demin söylediğiniz gibi. Bir dakika gibi, orada da var. Bir dakika. Bu hafta da haber var. Kimse nedenini bilmiyor. Hayır, ne zaman yok ama bir Nisan'a kadar yokum deyip makamını boşaltıp eşyalarını da toplayıp çekip gitti ve nerede oldu? Büyük ihtimalle de yurt dışına gitti yani. Allah, var mı bir bilgi bundan ilgili? Şöyle, Ümit Özdağ'ın bir açıklaması vardı Ümit Bey'in. Evet, oku hocam bu. Onu okumak istiyorum. Bir açıklaması var Ümit Özdağ'ın. Ben de hatta doğru mu falan diye baktım. Çünkü bir genel başkan yardımcısı olarak farkındaysanız ne ittifak sürecinde ne de bu seçim sürecinde Ümit Hoca fazla gözükmüyor. Onu hatırlıyorum. Meral Akşener'in basın toplantısında gördüm. Ümit Özdağ öyle bir açıklama yaptı ki kafalar iyice karıştı. Akşener'in de bildirdiği şok kararı başlığıyla bir yerde çıkıyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın CHP ile işbirliği sürecine tepki gösterdiği ve genel merkezdeki odasının boşalttığı iddia edildi. Tarihi ne bu haberin? Yeni bu haberin. İkinci ayın 3'ü. Birkaç gün önce. Evet, 3 Şubat. Yeni o zaman yani. Genel merkezdeki odasını boşaltmadığını ancak devam ediyor sonra. Böyle bir sorun yok diyor. Genel merkezindeki odasını boşaltmadığını ancak 31 Mart tarihine kadar İyi Parti ile ilgili programlara ara verdiğini belirten Profesör Doktor Ümit Özdağ, bu kararımı genel başkanımıza da bildirdim.
Burada bir sorun var. Bir şey daha. Seçime giderken eğer bunlara katılmayacaksa tabii ki sorun fakat var. Fakat bir şey daha belirtmekte fayda var. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinde Ümit Özdağ dedi ki CHP ile biliyorsunuz ittifak süreci bize oy kaybettirdi diye bir açıklama daha yapmıştı. O açıklamayı da bunun üzerine koyduğumuz tamam. zaman ortaya net bir şey çıkıyor. Şimdi Ümit Özdağ ile yazışıyorum. Dedi ki doğru değil, makamımı boşaltmadım. Yazmaya devam ediyor. Geldikçe okuyacağım. Geldikçe oku. Abdülkadir abi Ümit Özdağ ile ilgili bilgi var mı? Ama şöyle Ümit Özdağ evet 24 Haziran'dan sonra da bu eleştiri yapmıştı ama İyi Parti'de başka bir rahatsızlık var. O da HDP ile CHP ve HDP'nin Millet İttifakı ile işbirliği, bak ittifak demiyorum, işbirliği konusu İyi Parti içerisinde bazı yetkililer rahatsız etmiş. Tamam, durumda. Bunu ayrı bir turda yani konuşacağım. Yani biz İyi Parti'yi kurarken HDP ile işbirliği yapılsın diye kurmadık diyenler var. Murat, İttifak zaten resmi olarak hiçbiri için yok evet. biliyorsun. Yok ama hani işbirliği ittifakın bir tık daha gerisinde. Adı. Şimdi şöyle. Şu CHP'yi genel bir toparlayalım şöyle. Çünkü Mehmet Şahin'e de soracağım. Bakın bu şurada da bir kafa karışıklığı var. Şimdi bakın ittifakı devam eden Cumhur İttifakı. 24 Haziran'dan sonra da o ittifak bozulmadı. Evet. Yerel seçimlerde resmi olarak bir ittifak gitti, mümkün olmadığı bir için ittifak mümkün olmadığı için evet. resmen o bir işbirliğine dönüştürdü evet. ama ittifak o bir tarafta devam tabii, ediyor Cumhur İttifakı olarak. Canım, ama biliyorum. Aynı şey Millet İttifakı için söz konusu değil. Onlar bozdular ittifakı yani. Ama orada da Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ittifak evet. yaptı. Bazı yerlerde ama sonradan aday çıkarmadı. Ayrıldılar. Yani ittifak bitmiştir diye açıklamalar yani oldu. Süreliydi zaten 24 Haziran'a kadardı ve bitti dedi. Ama yeni bir ittifak kurdular. Eyvallah. Yani yeni bir ittifak kurdular. Açıklama kısa kısa şeyler yani yazıyor. Yani şöyle Murat Çelik CHP'yi nasıl toparlasın? Kılıçdaroğlu toparlayamıyor. Yok toparlamayacak. Hayır, toparlamayacağım. Tamaks. Ne dağıtacağım ne toplayacağım. Tamam. Sadece gördüğümü bir muhtemelen de CHP'lilerin hoşuna gitmeyecek bir fotoğraf bu yani. Tabii. Onu söyleyeceğim. Hani sen haberi alalım da ondan sonra tamam. Şimdi edelim. Ümit Özdağ diyor ki şöyle açıklamalar yaptı. Yurt dışında değilim. Makamımı toplamadım. Ankara'dayım diyor. Peki dedim 31 Mart'a kadar sessiz mi kalacaksınız? Neden sessiz Genel kalacaksınız dedim. Bu konuda bir açıklama yapmayacağım. Bilmesi gereken herkes biliyor. Son grup toplantısında da bulundum diyor. Bilmesi gereken herkes biliyor. Herhalde bir parti yönetimi ve Meral Akşener'den. Fakat bu bir rahatsızlığı muhtemelen var ama makamını boşaltmamış. Fakat tabii rahatsızlığı bize değil, söylemek Ankara'da. İsterse buradan da evet. bu telefona da bağlanırız. Bu süreç Ümit Özdağ'ın MHP'den ayrılış sürecine çok benziyor. Benzeyen aynen öyle. Süreç. Yani İyi Parti'den hemen ayrılmayabilir. Çünkü o partiyi kuran isimlerden birisi ama seçimlerden sonra çıkan tabloya göre bir durum değerlendirmesi yapabilir. Yani İyi Parti'nin başına geçmek mi yoksa İyi Parti'den ayrılmak gibi mı? Bir tercih yapma durumuyla karşı tamam, karşıya kalabilir. Bir rezervi var. Şimdi aslında şunu söyleyecektim de o bir anda aklıma geldi. Hani ortağı ne der bu işe ya da birlikte hareket ettiği taraf ne der diye. Şimdi sadece parti meclisinde değil yine Gürkan beni düzeltsin. Şu son Kılıçdaroğlu'nun istifa resti çektiği işte sen de yazdın. Orada büyük parti meclisinde değil, daha çekirdek olan ve kendi A takımı diyebileceğiniz MYK'da bir kriz var her şeyden önce. O çok yani, doğru. Tamam şimdi yani MYK'ya güvenemez noktaya gelen MYK'nın önergesi olarak geliyor. 5 isim aynen. eline kaldırıyor. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu diyor ki MYK toplantısı tabii. yapacağız. Diyor ki arkadaşlar biz beraber kararlaştırmadık. Aşağıya beraber inelim. Sorun orada. Tamam. Doğru. Bir. Kabul etmek gerekir ki böyle bir dalgalı süreçte en yakınındaki o tırnak içinde partinin kozmik odasıdır orası yani. Hani bir de bildiğim kadarıyla CHP'nin genel merkez binasında da bir odanın o dışarıdaki şekli de öyle ayrı bir oval ofis. Evet, o bile ayrı bir hava veriyor zaten. Evet. Her neyse o işin biraz mimari fantastik kısmı ama şu. Bir genel başkanın böyle bir durumda zorlanması, rahatsızlık yaşaması, sıkıntı duyması çok doğaldır. Bu bir. İki, defa öyle başlamıştım. Nedir siyaset? Rekabet. Ya şu anda CHP'nin yaptıklarına bakınca söyleyeceğim buydu. Ya rakibinin ona karşı propaganda yapmasına gerek kalmıyor ki.
Şimdi bak cümlelere bakıyoruz. Şuraya aday belirledi CHP. Parti içinde ona karşı olan bir grup var. Buraya belirledi, hop istifa geldi. Öbür tarafa seçtiği adayla ilgili böyle bir şey. Zaten CHP kendi içinde kendi diğer yerlere çıkarılan adaylara daha şimdiden eskisine, yenisine, mevcuduna muhakkak birilerine itiraz ediyor. Bunun adı parti içi demokrasi değil mi? İşte öyleydi geçen hafta. Yani Kemal Bey'in sana söylediği öyleydi de işte ben de hep defalarca söylüyorum. Parti içi demokrasiyle kaos değil parti içi demokrasi. Parti içi kaosun çok ince bir sınırı var. O bıçak sırtı denge şu süreçte kaosa doğru evrilmiş gözüküyor. Çünkü bir partinin genel sekreteri ki CHP gibi bir partide Önder Sav geleneğini hatırlatayım hemen. Genel sekreter güçlü isimdir. Yani genel sekreter dediğiniz bir kişi CHP'de eğer istifa ediyorsa her ne kadar ama açıklamasında parti... Eski genel sekreter tamam, şeyi yoktur, değişti. Gelenek. Tabii ki, evet, tabii ki evet. Öyle ama... veya... Genel sekreter ayrı seçiliyordu. Şimdi ama genel sekreterin yani şu anki durumda değilse de bir önemi vardır her siyasi partide. CHP özelinde Akif Hamza Çebi ağırlığı olan bir isimdir. Genel başkana yakın bir isimdir. Veya onun güvendiği bir isimdir. İşte sen söyledin kaç yıldır birlikte yol yürüyorlar diye. Geldiğimiz nokta artık parti içi demokrasiden parti içi kaos sınırına gelmiş gözüküyor. Evet Şahin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işinin zor olduğunu düşünüyorum. Sebebi şu. Bir, bence seçim sürecinde kullanarak ittifak sistemi üzerinden partiyi dizayn ediyor. Böyle bir şey görüyorum ben. Kastettiğim şey şu, önümüzdeki süreçte kendisine karşısına çıkabilecek grup veya kişileri etkisizleştirme politikası var. Bunlara en çarpıcı örnek açıkça söylemek gerekirse Sayın Muharrem İnce'dir. Bunu geçen hafta söyledim. İstanbul'a, yani Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz kişi. Hocam istersen o araya gireyim ben. Şey, ikimizi arayarak yani beni aradı size de aynı şey aynı ileti şey. Göndermiş. Göndermiş de. Bir dakika. Muharrem İnce'nin gece görüşüne özel açıklaması. İkimizi diyafonu aç dedi. Evet. Mehmet Hocam'la biz açtık ve dinledik. Siz buyurun devam edin. Şimdi, ne anlattı? Birincisi parti, bir belge yolladı bir kere bize. Partiyi dizayn ediyor. Böyle bir şey var mı? Var. İki, bir de ittifak ve işbirliği süreci işliyor. İttifak sen dediğim, Muharrem İnce de değilsin ama şu an. Ya, önce İnce'yi anlatın. Önce İnce'yi anlat. Şimdi Sayın İnce'nin bize belirttiği konu biliyorsunuz. Evet. Dünürüyle ilgili kısımda onu söylemekte fayda vardır diye düşünüyorum. İstanbul Silivri adayı bu son açıklanan 16 adaylardan bir tanesidir. Bugüne kadar biliyorsunuz kamuoyunda da Özcan Işıklar Sayın İnce'nin dünürü olarak gözüktü ama Sayın İnce diyor ki burada bu dünürü yani Sayın Işıklar, Özcan Işıklar dünürüm olmadan da bu yeni oldu benim dünürüm diyor. Yani bir hatta bir de belge göndermişti. Bu yıllardır zaten CHP döneminden bu yana, Ecevit döneminden bu yana ve daha sonraki CHP'nin partili. İçinde de partide yıllardır partiye hizmet etmiş biridir. Yani benim dünürüm olduğu için aday gösterilmiş değil bu. Partinin uzun süredir hizmet eden, partiye hizmet eden biri olarak ve uzun süredir başkanlık yapmış, ilçe başkan yardımcılığı yapmış yanlış hatırlamıyorsam. O açıdan diyor bu benim adayım diye gösterilmedi veya benim tanıdığım diye değil, partinin bir neferi olduğu için gösterildi yaklaşımını Sayın İnce söyledi. Başka bir konu daha var buna ilk olarak. Sayın Kılıçdaroğlu parti dışında da bir doğrudan ittifak yürüttüğü biliyorsunuz bir parti var. İyi Parti'yi kastediyorum burada. Bunun dışında işbirliğine yönelik bazı partilere hani bunu hep tartışıyoruz ya hoca yine aynı yere geldi diye. Geldi. Gel zaten oradan devam edeceğiz. Haftalık yani, olağan görüşme. HDP ile ilgili süreç. Bu da yetmez. Örnek üzerinden söyleyeceğim. Alper Taş'ın adaylığına baktığınız zaman sol marjinal grupları da bir araya toplayacağınız yani bu Beyoğlu adayı olarak gösteriyoruz. Mesela merak ediyorum. Beyoğlu'nda İyi Parti'nin adayı var mı? Beyoğlu'nda Alper Taş'ı İyi Parti destekleyecek mi? Çünkü İstanbul'da mesela bir biliyorsunuz işbirliği yaptınız. Bu da var. Şimdi Faruk Ünsal üzerinden yanılmıyorsam Adıyaman'da o desteklenecek. Evet. Saadet Partisi'nin adayı. Parti. 2002 yılında sanırım AK Parti'den adaydı aynı zamanda unutmayalım. Faruk Ünsal Bey, Ahmet Faruk Ünsal. Milletvekilliği yaptı. Evet, AK Parti'de milletvekilliği Mazlum Def başkanlığı yaptı. Eşi de partinin kurucularındandı. Fakat ben bu süreçte işbirliği ve ittifak sürecinde bir şeyi görüyorum. Adalet yürüyüşü adı altında Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ankara İstanbul yürüyüşü var ya, o yürüyüşe katılan bazı önemli kişilerin
Cumhuriyet Halk Partisi ile network'ün devam ettiğini görüyorum ki Faruk Ünsal da biliyorsunuz eşiyle birlikte yanılmıyorsam Cihangir İslam da o yürüyüşe o da yürüyüşün zaten. İçindeydi. O yürüyüşe katılan farklı yerlerden, farklı düşüncelerden, partilerden kopmuş gelenlerin de bu süreçte işbirliği içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birlikte yol yürümüşlük var değil mi? Yol arkadaşlığının bir kelime. AK Partinin şey süreci, ittifak ve işbirliği sürecinde farklı grupları bir araya getireceksiniz. Kılıçdaroğlu açısından zorlu söylüyorum. İki, partiyi dizayn edeceksiniz. Benim ilgimi çeken ya son, parti dizayn lafı biraz sarttın mı hocam? Partiyi şekillendirme yani, derken. Genel başkan yani partiyi dizayn eder zaten. İşi budur yani. Burada şu, kastettiğim mesele şu. Demokratik alanları mı tıkıyor? Daha rahat edebileceği kendine yakın kişileri seçme anlamında veya önümüzdeki ama süreçte 1 Nisan'dan lideri bunu yapmaz mı ya? İtibariyle yapmaz değil mi? Ben biliyorsunuz farklı hani bu kötü bir şey gibi söylemiyorum. Yani yakın isimler ben, başka kim var avukatı dışında? Öyle yani yakın. Yakında kim var yani. Söyleyeyim. Devam ben yani genel prensip olarak bir siyasi parti genel başkanı tabii ki kendine yakın ve kendine sorun çıkarmayacak dakika, isimlerle çalışmak değil. İster. Şimdi benim kim var farkındaysanız başkan? Bu bir suçlama değil. Ya, tespit. Bu tespit. Yani çünkü yeğeni olduğu bir dakika yeğeni mi var? Onu söyleyecektim vallahi şimdi. Şimdi önümde işaretledim bir özün ışıklar meselesini açıkladım. İki. İzmir Bayraklı'da biliyorsunuz geçen parti meclisi sürecinde o tartışmaların yaşandığı süreçte hatta Erdal Aksünger'in ismi geçti. Ben olmuyorum dedi filan. O krizin veya kaos neyse onun yaşandığı süreçte sürecin yerlerden bir tanesi İzmir Bayraklı'ydı. Ama şimdi benim mesela öğrendiğim bu aday açıkladıktan sonraki süreçte İzmir Bayraklı'da Serdal Sandal Bey. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeğeninin olduğunu öğrendim. Ne derece doğru bilmiyorum. Yani bana doğru gelen mu? Bilgi ya öyle bizde ben de bugün bana gelen bilgi duydum, bize de öyle bir İzmir bilgi geldi. İzmir Bayraklı adayı Sayın Serdal zaten aynı Sandal, köyden oldukları biliniyor da yeğeni. Mesela başka bir aday ilgimi çekti. Biraz önce konuşuldu. Şanlıurfa'dan Siverek'ten Mehmet Fatih Bucak Bey. Şimdi bir de şöyle bir adaylar var Türkiye'de. Ben adayım diyor. Başkanla parti arıyorum diyor. Bunları gördük biz bu süreçte. Ben adayım. Evet. Ama parti bulursun. Yani hangi parti? O bir de kazanacak parti. Ama feodal geleneklerin ağır olduğu bölgelerde bu hep böyledir. Bir yani. Tartışmanın olacağı daha yerde söyleyelim. Bodrum. Muğla Bodrum. Neden? Mustafa Saruhan Bey gösterdiler. Mevcut belediye başkanı Mehmet Kocadon biliyorsunuz aday göstermediler. Ama bu CHP'de bir parti meclisinde de sorun olmuştu. Sorun olmuştu. Orada başka genel bir eklem. Başkan parti meclisinin kararına uydu. Hayır başka bir ekleme daha yapacağım. Aynı zamanda Fethiye'de de bir sorun gözüküyor. Fethiye'de de biliyorsunuz İyi Parti Mevcut Belediye Başkanı Behçet Saatçi İyi Parti'nin istifa etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu söyledi. Orada da ciddi bir şekilde bir kaynamanın olduğu anlaşılıyor. Peki şuradan devam edelim o zaman. Nasıl bir hizmet yarışı değil mi ya? Herkes. Hizmet yarışı mı bu? Ya yani belediyeciliğin amacı nedir ki yani? Değil mi? Tamam yani öyle yani. Gördüysen hizmet yarışıysa benim için sorun yok. İşte sorayım dedim. Siyasi şimdi gerçeğimiz ben biraz bu. Önce analizime bir iki cümle bir şey eklemek tabii istiyorum ki. Müsaade ederseniz. Yani şeyde biraz evvel dedim ya dışarıdan bakınca Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi kontrolünde bir parti oluşturmak için bir Nisan'a dönük olarak tabii bunu yaparken de belli bir başarı oranı yakalaması ihtiyacı da ortada. Bunu sağlayabilmek için de işte bütün belki bu söylenenlerin de özeti olan bir şey. Bir ucu Mansur Yavaş'tan başlayan, diğer ucu Alper Taş'a dayanan, işte Faruk Ünsal'dan Tunç Soyer'e kadar böyle toplama adaylarla. Ama bunu bir başarı oranı da yakalama. Yani isimler üzerinden. Tunç Soyer toplama adayı mı? Toplama değil. Şimdi Tunç Soyer elbette ki toplama değil de tartışılan adaylar. Demek belki hayır, daha doğru. De toplama peki, değil de. Toplamayı yani, geri alıyorum. Tartışılan isimler değil. Peki tartışılan düzelteyim. tarafından tartışılan. O maksadı aşan bir şey ifade oldu belki ama tartışılan adaylarla. Şimdi bunu yaparken tabii parti nereye gidiyor? Partide çok ciddi bir eksen kayması. Yani İşte bu başarıyı yakalamak için siz HDP ile işbirliğini açık aleyhine hale getirirseniz bu beklediğiniz başarıyı mı getirecek bu durum yoksa tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iç kargaşayı daha da artırıp buna bağlı olarak ciddi bir işte artık çok klişe bir şey oldu ama bir beka sorunu mu ortaya çıkaracak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın 24 Haziran sonrasında beka sorunu
HDP ile işbirliği midir? HDP ile işbirliği kesin olarak var diyebiliyor musunuz o zaman? Siz yok diyebiliyor musunuz? Ben şimdi burada yok diyebilecek kimse var mı? Ben varım, ne var? Hani ya bir dakika ya, HDP'ye ne verdiler? Artık. Yani şimdi... Hayır, nasıl işbirliği ya? Bir dakika söyle. Bana de ki şu adayı birlikte destekleyecekler. Şimdi bakın, işbirliğinin ötesinde ben şunu soruyorum. Şimdi çok açık, net. Yani detaylara girince o açıklamalar, beyanlar, karşılıklı işte paslaşmalar. Ha, fikir okuyacağız, niyet okuyacağız. Bunlar çok konuşuyor. Niyet mi okuyacağız? Hayır, ne niyet okumasa da onların kendi beyanları var. Yani sayın HDP'nin sözcülerinden tutun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcülerine varıncaya kadar, milletvekillerine varıncaya kadar. Ne işte dediler, Halk Partisi şeyle, HDP ile biz yol yürümek zorundayız diyen, işbirliği yapmak zorundayız diyen, biz Cumhur İttifakı'nın karşısında her kim varsa onu destekleyeceğiz diye açık beyan HDP iş başkanlarından. Bunları bir kenara bırakarak söylüyor. HDP'nin söyledi. Açıklamaları bakın, değil. Sen CHP'den söyle abi. Ama yani bunları durup dururken mi yapıyorlar? İşte ya CHP'den Allah de Allah, söylüyoruz. HDP kendisini var etmek için. Bak, HDP Türk demokrasi tarihinde hiç olmadık bir durumla karşı karşıya. Benim HDP'ye karşı düşüncelerim sabit. Buradaki bütün arkadaşlar da biliyor. Evet. Tamam. Onu bir tarafa koyalım. Ama şunu görelim. Yani adamlar seçime giriyorlar. Bu partileri yasal olarak seçime giriyor hali hazırda. Kapatılmadı. Ve kadınlar. Ve adamlar ve kadınlar. Giriyorlar. Kadın sayısı az olsa da. Evet. En giriyorlar. Fazla yine HDP'de. Ama bunların ta Abdülkadir Selvi bundan 6 ay önce yazdı. Dedi ki bakılacak güvenlik soruşturması, gerekirse bunların adaylıkları bile engellenecek dedi. Evet. Şimdi bu atmosferde ne yapacaklar? Onlar da kendilerine göre bir çıkar yol buluyorlar. Adana'da ne diyorlar? Için mi aday çıkarmadılar? Ankara'da onun için mi, ama bir dakika. İzmir'de onun için mi aday çıkarmıyorlar? İşte onu diyorum. Onu diyorum. Şimdi diyor bakın ki, işte bütün iktidarın karşısında yok. Kim kazanacaksa biz onu destekleme yoluna gidiyoruz. Bunun CHP ile CHP bakın tam işte konuşulan şey bu. Bir şey yok. Neyin karşılığında Adana'da aday çıkarmadı HDP? Neyin karşılığında İzmir'de aday çıkarmadı? Ben merak ediyorum. Biliyor musun? Neyin karşılığında? Ay sen söyle o zaman. Konuşuluyor. Kimse siyasi varlığını sürdürüyor. Orhan Bey sen söyle o zaman. Kimse istihdaya bir dakika ben anlamadım. Ne Orhan Bey sen söyle o zaman. Söylüyorum işte yani. Söyle ne? Yani bu tür pazarlıklar mı oldu? Duyamadım. Dinlesen yani şeyde mesela işte Adana'da ASKİ'nin eğer kazanılırsa HDP'ye verileceği, İzmir'de İSKİ'nin neyse işte oradaki şeyin HDP'ye verileceği, bunlar konuşuluyor dedikodu. Ortalıkta. Bunlar yani bu ya. Yok öyle bir şey. Neyin ben soruyorum zaten bunun cevabını almak istiyorum. Ya peki ben sana neyin karşılığında diyorum peki, ki siz bu kadar Adana'da aday çıkarmıyor, İzmir'de aday çıkarmıyor, Ankara'da aday çıkarmıyor. Orhan konuşulması Bey. Gereken aslında bunlar yani. Peki evet. Bir şey söyleyeceğim. MHP niye bu kadar AKP'ye destek veriyor? Ya gayet açık. Ne karşılığı? Gayet açık. Ne? Gayet açık ne bir açık, ittifak ne? Oluşturuldu. Tamam ne karşılığı ama hiçbir şey almıyor. Nasıl hiçbir şey almıyor? Ne hiçbir şey belediyelerde almıyor. İşte görüyorsunuz yani ne büyük şehirlerde şey müşteri. Ya yok olur mu? Hiçbir şey almıyor. Ya ne bakanlık ne bir şeylik hiçbir şey almadı. HDP, şimdi CHP, bakın siyaseti böyle okuyamayız. HDP ile MHP'yi aynı kefeye koyarsan bu soruyu sorarsın. HDP ile MHP'yi koymuyorum ben. Tamam mı yani? Siyasette işte, bu tip şeyler oluyor diyorum. Ama burada biz somut şeyler üzerinden gitmek durumundayız. Tamam diyeceğiz ki kardeşim. Peki o zaman şuradan gidelim. Bir dakika bana müsaade edin. Olabilir. Bak HDP'nin niyeti bu olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmi bir açıklama var mı? Şöyle bir açıklama Red var. Söyle. Bir dakika resmi bir dakika. Açıklama diye sordunuz. Resmi açıklama söylüyorum. 1 Şubat Kemal Kılıçdaroğlu soru. HDP ile bir ilişki dirsek teması olup olmadığının sorulması üzerine. Bu seçimlerde ittifak yok işbirliği var. İyi Parti ile işbirliği yapıyoruz. Saadet Partisi ile dirsek temasımız var. Dolayısıyla biz sandıkta ittifak yapacağız. Geçmişte AK Parti'ye, HDP'ye, MHP'ye, diğer partilere oy vermiş. Ne kadar vatandaş varsa diyoruz ki yerel seçimlerde gelin CHP'ye oy verin. Niçin CHP'ye oy verin? Şunun için diyoruz. Kentleri biz güzel yöneteceğiz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi açıklaması. HDP'den yapılan resmi açıklamada da 3 ilde aday göstermeyeceklerini, şimdi, iktidarın karşısında kim kazanacaksa onu destekleyeceklerini şey ifade etmişlerdi. Bakın anlayalım. Programın henüz başındayız. Evet. Bütün programlarda aynı şey oluyor. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüler sizi kastederek söylemiyorum. Genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip edenler, sizi tenzih ediyor. Siz de takip eden sıfatında herhalde ve ona bir itirazımız olmaz. Estağfurullah. Buyurun. Tamam. Genel olarak HDP ile bu işbirliği önce karşı çıkıyorlar. Bakın göreceksiniz programın sonuna doğru da şu söylenecek. Ya ne var bu HDP zaten legal bir parti değil mi? Hep sonuçta gelinen nokta ben oldu. Söyleme ben organik bağlarını bile söylüyorum. Buradan başlıyor oraya şeyin, doğru gidiyor. Bütün programlarda. HDP'nin organik bağlarını söylüyorum. Ya ben demeyiz siz kastederek benim söylemiyorum. Benim tavrım öyle ama bak, bir dakika şimdi şu var. Bak oradaki oy gerçekleri konuşacaksak bak, resmi görüşleri bir tarafa bırakalım. Gerçek görüşleri söyleyelim. Oradaki oy potansiyeli bütün siyasi partilerin dişlerini kamaştırıyor. Bunu kabul edelim ya. İşte, oradaki vatandaşımız işte da neticede vatandaş. Için onu çöpe mi atacağız oy potansiyeli yani? Tamam da diyor. Ama
Ben, tamam mı? Peki bu, karşılığı bu, ne olacak? Sen burada mıydın? Onu söylüyorum işte. Orhan Bey sen burada mıydın? Bu programda mıydın? Ben şu tespiti yaptım. Türk siyasetinin artık cız partisidir dedim. Dokunan yanar. Kimse açıktan görüşemez. Ama oradaki oya da herkes gözünü dikmiştir. Neden? Hatta siz yani siz Cumhur İttifakı dağıldığı gün AK Parti neredeyse koşa koşa gidecekti yani. Ama o gün o grup konuşmalarını dinledik biz. Ha onun için şunu demek istiyorum. Yani MHP ayrıldığı zaman kamaştırmak yerine gözlerini kamaştırmak kullanalım öyle düzeltelim derken, daha. Hani derken yani evet. Şey. Hani iştahı kabarır. Evet. Çünkü orada bir neticede seçim kazanılmak için girilen bir şeydir. Her partide oradaki ciddi bir oy potansiyeli vardır. Onu oy almak ister. Binali Bey ne dedi? Geçen hafta ne dedi? Ben dedi HDP'li yurttaşımın da dedi evet. Oyunu alacağım dedi. Şimdi bakın orada şimdi bunu Binali Bey söyleyince problem yok. Olmuyor da. HDP'ye oy verenlere kimsenin bir şey işte söyleniyor 6 milyon oy ya 6 milyon oy alıyor onun analizinde gerçi daha önce aynı yaptık. Aynı yaparız tabii. 6 yani alıyor 4 alıyor HDP, 3 alıyor neyse. Türkiye'deki terör tehdidi bölücülük şeyi, tehlikesi bittikçe HDP'deki oy oranı o 6 milyonun zaten her seçimde doğru. 1 milyon düşerek gidiyor. Doğru ben de daha da düşeceğin. Onun için doğru. O seçmene ayırarak söylüyorum. HDP tamam. Yönetimi de o seçmene dayalı olarak elini güçlendiriyor. Pazarlık yapıyor. İşte İzmir'de, Ankara'da, Adana'da neyin verildiğini ben ya açıklanmasını bunu HDP neyin karşılığında buralardan çekildi? Bence HDP'nin oralarda ciddi bir oy oranı var, oy potansiyeli var. Öyle değil mi? Yani evet. Geçmişteki oylara bakarak ama söylüyorum. Ama açıktan bir şey söylemeden bakan ben niyet okuyarak işte ben de onu olsa soruyorum. Olsa ben burayı de vermişlerdir. Yani zaten olsa ben de niyet okusam diyemem yani. Diyorum ki bak piyasada bunlar konuşuyor. Düşünüyor. Ya basit, var mı? Bence yok mu? Hayır şöyle HDP'nin evet. Bunu söylerken kendi tarafından ya bu HDP mevzu öyle hassas ki bak şimdi mesela Gürkan da hepimiz bunu her seferinde kayıtlara geçirmek zorunda kalıyoruz. Benim şahsi bu konudaki görüşlerimi biliyorsunuz vesaire. Yani hep söylediğimiz şeyler onları hep bir tarafa koyuyoruz. Bunu mecburen kayıtlara da geçiriyoruz. Çünkü bir tespit yapıyorsunuz. Vay onların mı savunuyorsun öyle bir şey yok. Bir tespit. HDP'liler diyor ki benim okumam bu yani evet. Benim gördüğüm bu bir resmi açıklama değil ya da ne bileyim bana yapılmış bir açıklama da değil. Kardeşim iktidar partisinin karşısında kim varsa destekliyoruz diyorlar mı? Çünkü Türkiye'de kendilerine rahat diğer partiler gibi siyaset yaptırmayanın iktidar olduğuna inanıyorlar. Bu onların görüşü. Yani kendilerini hiç suçlu, lekeli veya işte organik bağları sebebiyle terörle iltisaklı görmeyerek bize AK Parti bu ülkede rahat rahat yani legal bir siyasi parti olmamıza rağmen rahat rahat siyaset yaptırmıyor. Dolayısıyla buna bu tepkiyle de onun karşısında kim varsa ona gidiyoruz. Böyle açıklıyorlar. Yoksa şimdi, orayı alma burayı şimdi, almayı ben bilmem. Şimdi işte legal parti olma zaten soru işareti tamam, orada. O tartışma başka tamam, bir işte. Şey. Ben diyorum ki benim gördüğüm kadarıyla çünkü çok basit bir açıklama bu. Bunlar şimdi, benim siyaset tamam. Yapmama izin vermiyor. Ben yani de onlara karşı olan kim varsa onu destekliyorum. Biliyoruz ki HDP'nin kontrolüne giren her yerde belediyeler başta olmak üzere yani meclisteki milletvekili makamları buna da dahil bir süre sonra terör örgütünün bir arka bahçesi haline dönüyor. Tehlike burada. Onları belirliyor tabii, örgüt. Tamam mı? Ha, yani oraya kimin tamam, oturacağını işte, örgüt için, belirledi. Tehlike defa. Burada. Mesela burada. Şimdi biraz evvel aslında buraya gelmeden önce bir şey daha yine analizimi tamamlayamadım. 24 Haziran seçimlerin öncesinde de sonrasında da bu olağanüstü kurultay tartışmaları olurken ben gene belki bu programda da söyledim. Yazdım da defalarca. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten de bir olağanüstü kurultaya ihtiyacı var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı bir genel başkan belirlemek için değil de tam da bu savrulmaları konuşmak. Tam da yani bu eksen kaymasını düzeltmek. Tam da hani biz bir taraftan Atatürk'ün partisi diyeceksiniz ama bir taraftan da yani işte ne bileyim gidip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında terörü bastırmak için yapacağı operasyonlara karşı çıkacaksınız. Ne işimiz var Afrin'de diyeceksiniz. Burada bir tuhaflık var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultay yapıp ya biz nereye gidiyoruz? Nereye savruluyoruz? Bunları konuşup önce bir Türkiye'nin gerçeği, Türkiye'nin gerçeğine uygun bir siyasi zemine oturması lazım dedim. Yine burada kıyametler koptu katıldığımız programlarda. Şimdi bakıyorum benim söylediğimi Muharrem İnce söylüyor. Aziz Kocaoğlu söylüyor. Belki bugün yarın açıklama değil de bir izleyicimiz hatırlatmış. Söylüyor. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir kurultaya ya da böyle bir iç
dönüp kendisini sorgulamaya ciddi biçimde ihtiyacı var. Orhan Bey, bunu istese de istemese de zaten herhalde yapacak yani. Bir Mehmet Hocam'la baş edemiyorduk, bir de sen geldin şimdi bak. Yani illa HDP ile CHP'nin nikah kıyacak. Şimdi diyor ki Şirin Payzı'na konuşmuş HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz CHP'ye katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor. Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti ile nasıl görüşüyorsa bizim partimizin genel başkanlarıyla da bir araya gelsin isterim diyor ama gelmiyorlar diyor. Ya şimdi açık. Daha ne olsun? Abdülkadir Selvi'ye geçeceğim sonra da. Evet. Kesmedim. Tamam peki. Hiç, Ahmet Türk'ün şahsi görüşüdür. HDP'yi bağlamaz diyeceğim. HDP'yle. O kadar mutlu olacaksınız ki böyle CHP, HDP bir işbirliği açıklansa. CHP ile HDP arasındaki işbirliği, güç birliği veya işte onlar şöyle tanımlıyorlar. Demokratik güç birliği falan biliyorsunuz böyle tanımlanıyor. Ne adı veriyorlarsa versinler. Onların dedikleri kavramla kullanacağım. Bu süreç yeni başlamadı. Tartışmanın yeni başlamasının sebebi neydi biliyor musun? Adayların belirlenmesiydi. Adaylar belirlenene kadar biz o resmi görmedik. Ama bu işbirliği zaten 24 Haziran'da gerçekleşti. Orada ortaya çıktı biliyorsunuz. Bazı CHP'liler oyu nereye verdiler? HDP'ye oy verdiler. Barajı aşsın diye. Bunu biliyoruz. Barajı aşmasının sebebi HDP'yi öyle çok filan sevdiklerinden filan değil. Açıkça söyleyeyim, HDP'nin de CHP'yi çok sevdiğinden filan değil. Buradaki Tayyip Erdoğan karşıtlığından, AK Parti karşıtlığından dolayı barajın üstüne çıkarsa biz bundan kar elde ederiz. Çabası içindeler idi. Tamam, rakibimin ya, şimdi dostumdur. Söyleyeceğim şimdi. Şey söyleyeceğim. Kötü bir şey mi? Söyleyeceğim. Siz bunu yaptığınızda terör örgütüyle içli dışlı olmuş bir partiyi bir noktaya taşıdığınızda, meclise taşıdığınızda HDP ne yapıyor biliyor musunuz? Siyaset yaptığını zannediyor. Ben bunu bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. HDP siyaset yapan bir parti değil. Kim ne derse desin sebebini söylüyorum. Benim ölçüm şu. Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri veya Lüksemburg neyse. Dünyanın en demokratik ülkesinde HDP tarzı bir parti siyaset yapabiliyorsa o da yapsın. Hiç kimse bu partiyi bir şey yapmadığı için. Yani veya anlamadım ben. Sen HDP kapatılsın mı diyorsun? Kapatılsın falan demiyorum. Anlaşılsın diyorum. Şimdi esas noktaya girelim. Hayır, çok bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hocam, oraya var ya, asıl olay şu. Anlaşılıyor. Asıl yani, HDP. Hobi olarak bitireyim. Siyaset araya yapsın. Kaynamasın, bitireyim. Siz devlet bir mücadele yürütürken terörle mücadele sürecinde diğer partiler, iktidar partisi veya MHP diyelim ki bu konuda niyetini tam ortaya koyar iken diğer ana muhalefet partisi diyor ki ne hayır ben siyaset açayım. Siz alanı açtığınızda HDP terörle yürütmüş olduğu işbirliğini demokratik siyasetin bir parçası olarak görüyor. Ben buna karşıyım. Onun için hocam, bugün ha gelelim şimdi. Sen devlet istemedi mi zannediyorsun? Ben bir şey söyleyeyim, devam edeyim. Şimdi bu sürece baktığınızda evet, İstanbul 12.7, İzmir 11.5, Adana 13.5. Yani Güneydoğu illerinin dışında HDP'nin en yüksek oy aldığı yerde HDP diyor ki... O zaman bir dakika araya gireceğim. Şimdi buyurun. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'de önemli bir isimle bir toplantıda bir araya geldik. Doğal olarak bunları araştırıyorlar. Bu araştırmada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Son bu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi HDP'nin Güneydoğu'daki oylarının düşme eğiliminin devam edeceği... Bunun karşılığında metropollerde, büyük yerlerdeki HDP oylarının da artma eğiliminin devam edeceği. Çünkü bu bir yerel seçim. Kayyum belediyelerinin hizmetleri vesaire bir sürü faktör var sadece orada. Sadece o değil. Bir sürü faktör evet. Var diyorum hocam. Metropol, yalnızlaşma, daha çok işte belli yerlerde toplanma, orada bir mutsuzluk ve bunun bu işi körüklemesi gibi bir takım sosyolojik gerekçelerinin de olduğu belirtiliyor. Onun için şimdi benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında işbirliği, güç birliği, resim verme falan. Çünkü ortada bir şey var. O kadar zor ki İyi Parti bir tarafta, İyi Parti milliyetçi olduğunu söylüyor. Son dönemde bunu azaltmaya yönelik bir siyaset izlediğinde hepimiz görüyoruz. Hı hı. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrıldığı süreçteki söylemi farklıydı. Ama biliyorsunuz genel kurul yaptıktan sonraki söylemler farklı. Daha merkeze oturmaya yönelik. Mesela ben bu partinin bugün baktığımda... O zaman acaba şöyle baktığımızda bir örnek... dakika şunu soracağım. Şimdi bir İyi Parti var. Diyelim ki CHP'nin söylemiyle söyleyeyim sandıkta işbirliği, seçmen işbirliği, seçmenin sandıkta oy vermesi gibi bir şey söz konusu olduğunda İyi Parti buna ne der?
Şimdi mesela İyi Parti nedir? Onun için farkındaysanız bu istifalar geliyor. Niye Manisa milletvekili istifa edip de AK Parti'ye katıldı? Niye biliyorsunuz bir İzmir il yönetimi açıklama yaptı? Niye bugün baktığım zaman Ümit Hoca diyor ki ben ne diyeceğimi, benim ne düşündüğümü bilen biliyor. Ama bir genel başkan yardımcısınız, seçime gidiyorsunuz, her gün çalışmanız gerekiyor. Niye Koray Aydın Bey'in yoğun bir şekilde çalışmadığını görüyorum. Nerede Özcan Yeniçeri MHP'den ayrıldığında? Nerede Yusuf Alaçoğlu? Nerede Fatih Er Yılmaz? Alt alta koyduğunuzda... Bunlar hep aynı tepkiler. Fatih Er Yılmaz öyle ayrıldı mi? Galiba. Ayrıldı işte. Hepsi tabii, aynı tepkiler. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunların hepsini alt alta koyduğunuzda... Evet. Yani bunu HDP ile açıklamak biraz kolaycılık değil mi ama yani? Hayır. Kolaycılık falan değil. Zaten bunlar HDP'den önce yollarına önce ettiler. Ama şimdi biliyorsunuz aynı zamanda İyi Parti'nin tabanından belli yerlerde, milliyetçi tabanından bu eleştirilerin geldiğini en somut istifayı söyledim. Şimdi CHP bir İyi Parti ile bir resim vermesi gerekiyor. Veriyor zaten. Açıklama veriyor. Sorunlu mu? Hayır. Beni ilgilendirmez. İki partinin görüşmesi. Ama bir taraftan da %10'u geçmiş bir parti var. Sizin de söylediğiniz herkes bu tabanın oyunu istiyor. İster. Ama biliyorsunuz bir de yöneticilerle yürütülen, mesela ben baştan bu yana söylediğim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gittiği zaman oradaki HDP'lilerle veya o resim önemliydi. Hocam, o resim önemliydi. Bak bunu geçen hafta da söyledim. Sayın Soyer'in, yanlış yapmışlar, söylüyorum. Sayın Soyer'in. Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada bir fotoğrafını söylüyorsun. Sayın Soyer'in. Ben buraya albümle geldim. Bak tekrar bir şey söyleyeyim. Tamam. Bizim terör belabımız tek bela değil. Bir şey daha söyleyeyim. Fethullah Gülen'le çekilmiş AKP'lerin böyle albümünü getir. Herkes Sayın Soyer'i babası üzerinden tartıştı. Herkes Sayın Soyer'i babası üzerinden tartıştı. Ama Sayın Tunç Soyer'in Hendek'te mücadele yürütürken atmış olduğu tweetlere baktığınızda veya oda başının onu eleştiriyor. İşte onu da gündeme getirmek gerekiyor. Baktığınızda burada HDP'ye kim yakın, kim yakın değil, kim sandıkta işbirliği yapacak, kim yapmayacak bu gözüküyor. Bundan sonra yani eski açıklamalara girip bu eski defterler açıldığı zaman herkes bir şekilde zarar görüyor. Orada milat koymak gerekiyor. Hangi tarihe kadar, hangi tarihten önce sonra demek vallahi gerekiyor. Ben yani. Hiç orada da her konuya ayrı tarih. Tarih var ama. Öyle işte. Yani onun için diyorum. Tövbe vakti bir adı. Yani neyse şunu demeye çalışıyorum. Peki yani. Madem öyle soralım. Yani siz daha yakın tanıdığınız için Tunç Soyer'in bu konuda bir ben tövbesi tanımam, var mı? Hiç tanımıyorum. Yani bilmiyorum daha takip ettiğiniz için. Hiç tanımıyorum yani. Hiç. Tanımaktan kastım biliyor musunuz? Yok ben yani bu konuda bir açıklama yaptığını duymadım. Yani. Yazarım şimdi cevap veriyorum. Ha evet. Aynı konuda tweetleri konusunda mı? Evet yani onlardan o görüşlerinden vazgeçtiğini ortaya koyan bir şey var mı? Yani duymadım ben de duymadım. Yok, yani tartışma işte, babası üzerinden yürüdüğü ben için ben hiç farkındaysanız esas şey gelmedi herhalde. Benim yani Sayın Oda Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yeri gelmişken bir iki cümle bir şey söyleyeyim. Bakın o babası konusundan yürütülen tartışmalar öyle çok boş tartışmalar değil. Zannedildiği gibi. Ben kimse işte babasını ya zaten kimsenin onun babasını kötülemesini istediği falan beklediği yok. Ama yani babasının siciliyle ilgili onu sahiplenen bir söylem ortaya koyarsa o da bu babasıyla aynı çizgide olmuş olur. Bütün mesele bu ki öyle. İkincisi bakın şimdi bu Tunç Soyer'e sıra gelince Nurettin Soyer'in efendim yaptıklarından sorumlu olmuyor. Ama Nurettin Soyer'in yaptıklarından ülkücüler sorumlu oluyor. Ülkücülerin hala o dönemde Nurettin Soyer'in zindanlara tıkıp işkence yaptığı ülkücülerin çocukları bugün devlete giremiyor. Çok özür diliyorum. Bu nasıl oluyor? Reklam vermem gerekiyor. Kim giremiyor? Reklama gidiyoruz. Yüzlerce. Şöyle yapalım. Yüzlerce. Bugün Bengütürk'te taş medreselerin programı var ve ağlayarak neler anlattılar. Şu anda mı giremiyor? Hayır şu anda. Ya şu anda devlet ülkücüler yönetiyor ya. Nereden görmüyorsun oradan herhalde yani. Olur mu? Nasıl öyle gözüküyor? Tek tek isim isim konuşuruz. Neyse. Bu tartışmaya devam edeceğiz reklamlardan sonra. Devam ediyor Gece Görüşü. Abdülkadir Servisleri konuşturmadılar bilmiyorum ben ama. Ben şimdi konuşurum, şöyle tabii konuşurum. İşe CHP, HDP açısından bakıyoruz. İYİ Parti açısından da belki bakmak lazım. Bir de mesela hakikaten CHP içinde bayağı böyle tepkiyle karşılanan Bucağ'ın adaylığı. Başka partiyle araba görürsem kendilerine mezar kazmaya başlasınlar gibi bir ifade kullanan bir isim. Yani bu iş HDP açısından nasıl etkiler? İYİ Parti açısından nasıl etkiler? CHP
İYİ Parti, HDP böyle bir üçleme çıkmış durumda görülüyor ama hakikaten öyle mi? Ya, tabii şimdi bir şey var, yani hayır bileşenleri diye 16 Nisan referandumunda bir araya geldiler, 24 Haziran referandumunda bir araya geldiler. Sayın Erdoğan ona illet ittifakı diyor, Sayın Bahçeli zillet ittifakı diyor ama onlar kendiler millet ittifakı olarak adlandırıyorlar ve bunlar paslaşıyorlar. Tabii söz konusu HDP olunca HDP ile ilgili açıklamalar maskeli olarak yapılıyor. Bunlar paslaşıyor çünkü, derken o zaman İYİ Parti buna tamam diyor bir nevi. Tabii yani şimdi şöyle ben bu soruyu doğrudan birinci derece muhatapları olan genel başkanlara sordum. Sayın Pervin Buldan'a geçen hafta sordum. Dedi ki Sayın Pervin Buldan, evet biz de işbirliği yapıyoruz. AK Parti ve HDP'yi geriletecek olan her partiyle işbirliği yapıyoruz dedi. Duydu mu? Sayın Pervin Buldan'ın açıklaması. Ben Tunç Soyer'le konuştum. Pardon, alacağız o zaman. Şimdi onu şey yapacağız. İkincisi, salı günü Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikteydik. Sayın Kılıçdaroğlu'na sordum. Yani HDP ile işbirliği konusunu. Hayır, HDP ile bir işbirliğimiz yok. Böyle bir şey söz konusu değil ama biz Kürt vatandaşların da oyuna talibiz dedi. Tabii oradaki vatandaşların oyuna her parti talip olmak ister. Talip de olur ama burada HDP aslında bu siyaset HDP'nin şimdiye kadar alışa geldiğimiz siyaseti değil. Farklı bir şey uyguluyor. O ne? Yani hep DEP o günden bu yana HDP eğer barajı aşacaksa parti olarak katılır. Barajı aşamayacaksa önceden bağımsız adaylarla katılırdı. Zaten yerel seçimlerde bir baraj söz konusu değil. Yerel seçimlere mutlaka katılırdı. Bunu da bir kimlik tespiti gibi takdim ederdi. Öyle propaganda yapardı. Ama bu sefer farklı bir strateji izliyor. Mesela çok etkin olduğu, güçlü olduğu yerlerde de girmiyor. Yani sadece yani Ankara, İzmir, Adana değil. Şimdi bu sayıyı 7'ye yükseltiyorlar, çıkarıyorlar. Adını açıklamadıkları başka ittifaklar da var. Örneğin mesela Gaziantep'te DSP adayı Sayın Celal Doğan, bir önceki dönem milletvekilleri ama Celal Doğan aynı zamanda Gaziantep'te eski belediye başkanı Celal Doğan'ı destekleyeceklerdi. Beyoğlu'nda Sayın Alper Taş'ı CHP adayını destekleyeceklerdi. CHP'den belediye başkanıydı. DSP'nin adayı oldu. Bir dönem önce de HDP'nin milletvekiliydi. Şimdi evet. DSP'den aday. Şanlıurfa'da İlginç bir şey var. Bağımsız belediye başkanı aday Sabahattin Cevheri var. Saadet Partisi de HDP'de, CHP'de onu destekliyorlar. Niye? AK Parti orada kazanmasın diye. İlginç bir taktik uyguluyorlar ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. HDP'nin İstanbul'da 12.7, İzmir'de 11.5, Adana'da 13.5 oyu var. Şanlıurfa'da 28.9 oyu var. Gaziantep'te 11.9 oyu var. Mersin mesela çok önemli. Mersin'de zaten merkez ilçelerden birisi de HDP'deydi. Mersin'de de aday çıkarmıyorlar. 16.9 oyu var. Yani HDP'nin bu desteği anlamlı bir destek olur. Siyasi sonuç almaya dönük bir destek olur. Şimdi HDP'nin oyunu alırken iyi ama HDP ile birlikte görünme konusunda aman biz görünmeyelim. Böyle de bir maskeli işbirliği yapılıyor. Ama şu var, bu seçimlerde evet İYİ Parti'nin oyu batı bölgelerinde önemli. Doğuda ve bazı büyük şehirlerde, özellikle büyük şehirlerdeki HDP seçmeni doğudan farklı refleks gösteriyor. Hendek savaşları nedeniyle doğuda ciddi bir sorgulama yaşanıyor. Ama batıdakiler o süreci yaşamadı. Yani PKK'nın başlattığı Türkiye'yi bir Suriye'ye çevirme sürecini onlar çok yakından yaşamadıkları için daha İstanbul ve İzmir'de, Ankara'da daha farklı davranıyorlar. Yani bu destek seçim sonuçları açısından önemli bir destek. Çok dikkat etmek gerekir. Şimdi Tunç Soyer'in gece görüşüne özel açıklamaları var. Buyurun. Şimdi az önce konuştum. Tunç Soyer diyor ki kesinlikle altını kırmızı kalemle çizerek söylüyorum. Hendek siyasetine ilişkin ne bir açıklamam ne bir tweetim kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir şeyi açıklamalarımla da reddettim. Kesinlikle böyle bir açıklamam olmadı dedi.
Sadece şimdi kayyum atandığında Konak Meydanı'na gittik. Bir protesto vardı orada. Hı hı. O da şuydu. Kayyum atanmasına ilişkin bir protesto. Ben bunun hukuki zemini olarak yanlış buluyorum. Çünkü şöyle yanlış buluyorum. Eğer siz orada belediye başkanını görevden alıyorsanız veya ölümü dolayısıyla görevden ayrılmak yani gidiyorsa, ölüyorsa belediye başkanı yerine mevcut belediye meclisi içerisinden birini seçip getirirsiniz. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi, tıpkı Bursa'da, Ankara'da olduğu gibi dedi. Bunun yerine kayyum atamak kanuni olabilir ama meşru değildir dedi. Bunu protesto eden bir yürüyüş yaptık. Bunu protesto ettim. Bunun dışında tek tweetim yoktur dedi. Sayın Soyer doğru söylemiyor. Sebebini söyleyeceğim. Sadece tweet değil, konuşmasını aktarayım şimdi size. Görüntüsü var. Diyor ki hatta biz gitmek istiyoruz diyor. Ve neyse HDP'lilere bir araya gelmiş. Diyor ki biz gitmek istiyoruz. Konuşma yapıyor. Twitter'da çok dağıldı. O konuşma. Biz gitmek istiyoruz diyor. Bırakın biz diyor oradaki HDP'liler bile oraya sokulmuyor. İçimiz yanıyor falan diye böyle açıklamaları var. Niye içiniz yanıyor? Mehmet şehit olurken mi içiniz? Şimdi Türkiye, bak hocam sen oraları o mevzulara taşıma da şimdi taşırım. Çünkü Sayın Tunç Soyer oradan şey yapmasın. Görüntüsü var ya. Konuşması var. Orada hendek siyaseti sürecinde ne tartışılmıştı biliyor musunuz? Tunç Soyer bu arada o görüntüye ilişkin açıklama atarsa onu tabii hocam, ki okuyabilirsin Gürkan. Biraz demek ki beyanı bile aslında yeterli yani. O görüntüyü ben sormadım. Sadece tweetlerini ve İçimiz yanıyor. Bu anlamda bir cümle kullanıyor. Hayır biz HDP'lerle gittik. Ne tartışılmıştı biliyor musunuz o zaman? Hatırlayalım. PKK'lılar Bodrum'da kaldı falan diye bir sürü tartışmalar yaşanmıştı. Hı hı. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkanının içi yanıyorsa oradaki Mehmetçiklerin durumunu göz önünde bulundurarak içi yanması gerekiyor. Yoksa orada PKK'ya destek veren HDP'lerle birlikte olup onları nasıl kurunuz onların için bu değil. Görüntü var. Bütün izleyiciler izleyebilir. Tunç Soyer'in bu konudaki görüntüsünü bütün izleyiciler internete girip bakabilir. Açıklama gelirse tabii. Sen şimdi böyle hemen yargısını fazla yapma da. Hayır, yani çok önemli bir şey. Yani oradan devam edelim. Hemen de Gürkan'a soracağım. Bir bunu beka meselesi olarak tanımladın demin. Ama zaten Bahçeli'yle Erdoğan da tanımlıyor. Meral Akşener örneğin bunun beka ile ilgisi yok. Bu bir yerel seçim dedi. Kimse de koltuğunu kaybetmeyecek dedi. Bunun neresi beka sorunu? Şimdi güzel. Şimdi genel olarak sen Türkiye'nin bugün bir beka sorunuyla karşı karşıya kaldığını kabul etmenin herhalde aklı başında hiç kimse yoktur. Uluslararası konjonktürden bahsetmiyorum. Aynen öyle. Dur şimdi. HDP'nin kontrolüne giren, biraz evvel söyledim, bütün belediyelerin PKK'nın, Kandil'in kontrolüne girdiğini herhalde artık burada herkes kabul ediyor. Yani Türkiye'nin bir gerçeği bu da ayrı bir şey. Bu bir beka sorunu değilse nedir? Tekrar HDP'ye o belediyeleri vermek, HDP'yle işbirliği yapmak, HDP'yle paslaşmak, HDP'ye bir takım sözler vermek. Tabii bu beka sorunu değilse nedir? Başka türlü nasıl beka sorunu olur yani? Yani işte Türkiye bunları yaşadı geldi. Türkiye biraz evvel söylendi o hendek ihanetlerini yaşadı geldi. Yani tekrar onlara zemin oluşturacak peki, bir siyasi oluşmaya yol vermek beka sorunu değilse nedir? Bu söylediğiniz Güneydoğu'da ve Doğu'da özellikle bazı iller. Bu oylar da oradaki vatandaş tarafından veriliyor. O zaman bu beka sorunu biraz evvel onu söyledim. Bu doğru bir soru. Ama oradaki vatandaş daha önceki dönemlerde özellikle bu HDP'nin biraz daha böyle zirve yaptığı dönemlerde kontrolün olmadığı, seçim güvenliğinin tam sağlanamadığı ve ne yazık ki işte emniyetin, devletin bütün unsurlarıyla biraz geri çekildiği dönemlerde oldu. Bugün tam tersine, öyle değil. Bugün öyle değil ama biraz evvel söyledik. Oradaki HDP'ye verilen oy oranında her seçimde düştü. Ben daha da ileri giderek yani orada devlet varlığını tam olarak gösterir. Orada gerçek anlamda bir demokratik uygulama, bir devlet her şeyiyle, hizmetleriyle, okuluyla, eğitimiyle, sanatıyla, kültürüyle giderse ben orada HDP, PKK diye bir şey kalacağına ihtimal vermiyorum. Birkaç seçim sonrasında tamamen kaybolur gider. Bu gelişmeler de zaten seçim sonuçları da bunu net olarak ortaya koyuyor. Onun için biz HDP ile HDP seçmenine, HDP'ye oy verenleri ayırıyoruz. HDP'ye oy verenler hangi sahiplerde veriyorlar? Hangi zorluklarla veriyorlar? Hangi beklentilerle veriyorlar? Mecbur kaldıkları için bunların hepsi konuşuldu, tartışıldı, örnekleri. En yetkili ağızlardan yani İçişleri Bakanı çıktı söyledi orada PKK'nın bir baskı ama bugün burada beka sorunu dediğimizde yani beka sorunu işte yani HDP'den daha çok CHP ön planda oluyor. Çünkü HDP bu sefer CHP'nin arkasına saklanarak aynı şeylere aynı yere varmaya çalışıyor. Murat Çelik.
Bu beka sorunu bu mu? Bu şekilde görüyor musun? Yoksa yerel seçim ve bir ortada gerçekten çok beka sorunu derim. Şurada mu? Biraz evvelki açıklamayla ilgili de belki cümle Tunç Soyer'le ilgili. Peki, şimdi biz HDP'yle kesin buradan devam edecek. Diyor ki HDP ya şimdi HDP'yle biz orada gittik şeyde kayyum atanan belediyeleri protesto eyleminde bulunduk. Hukuki değil. Şimdi bakın bu eğer bir hassasiyetse ben Tunç Soyer'den mesela şunu da yapsaydı. Ya o işkencehanelerde büyük zulümler gören insanlar biraz evvel de söyledim. Yani sadece onunla değil kendisinden ifadeyi alamadıkları için gidip babasına aynı işkenceyi yapmışlar. Ondan aynı ifadeyi alamadıkları için çocuğunun sicilini bozmuşlar. Onun çocuğu ondan dolayı devlete giremiyor. Tunç Soyer gitsin biraz da o zaman onlara sahip çıksın. Onların yani, yanında dursun. Nurettin Soyer HDP, mi yapmış işkenceyi? Nurettin Soyer çok özür dilerim. Şimdi Tunç Soyer o zaman gitsin. Hayır o mu yapmış işkenceyi? Onun babası yapmış ya işte. Bakın, şimdi Tunç Soyer HDP'ye gösterdiği yakınlığı onların çocuklarına da gösterirse o Nurettin Soyer babasından o zaman anlayabilirim. Ama buna rağmen bak, gidip şimdi bir görev yapıyor bir savcı. O savcı 12 Eylül döneminde görev yapmış. Dev Yolan'a davanın da savcısı. Evet. Solcuları da evet, yargılamış. Zaten tuhaflık da orada. Ya tuhaflık yani, diye bir şey yani sen illa bir şeye... Solcuların bu işi bakın, savunuyor olmasında bir tuhaflık var ya. Hayır ama tuhaflık falan değil şey, abi. Bir şey ekleyeyim ben. Bakılması için aslında Nurettin Soyer çok tartışıldı biliyorsunuz. Uğur Mumcu'nun çok güzel bir kitabı var. Kitabın ismi 12 Eylül Adaleti. Onu 12 Eylül Adaleti'ni okursa dinleyicilerimiz Uğur Mumcu'nun... Bu biliyorsunuz MHP'li veya ülkücü kökeni değil. Yani Uğur Mumcu ülkede tanımayan yoktur. Senin işine yarayan bir şey var orada. Orada hayır bir şey söyleyeyim. Ha. Geniş olarak yani Tunç Soyer'in ismi de geçiyor kitapta. Ona bakarsanız detaylı ne bir şey. Ne diye geçiyor? Yani orada ben mesela 7. belki diye bir şey. Nurettin bir tane Soyer'in. Nurettin Soyer'in Soyer'le ilgili genel Nurettin olarak Soyer'in nedir ne değildir. Evet. Tabii. Tunç Soyer'in de diyeceğim de onun için. Tabii onun da geçiyor. Ha Tunç Bey'in de isminin geçtiği. Ha öyle mi? Tunç Soyer ismi ne diye geçiyor? Yani o zaman 22 yaşında galiba bir genç. İşte Tunç Soyer'den kalan mirasla ilgili bir şey geçiyor. O beni ilgilendirmiyor ona geçmiyorum ama bakılması gereken Nurettin Soyer'in. Ben de anlamadım. Nurettin Soyer'in bakılması gereken en güzel şey Uğur Mumcu 12 Eylül Adalet. Ben soruyu şöyle sorayım ya bir kişi babasından dolayı ya bu şekilde bir şey bunu da verip suçlanabilir işte, mi? Hep getirilip oraya tıkanıyor öyle değil işte yani. Ya nasıl Tunç Soyer'in kendi siciliğiyle konuşuyoruz biz tartışıyoruz. Yani bütün bunlar Tunç Soyer gidip HDP'ye, HDP'lilere bu kadar sahip çıkarıyor. Biz de diyoruz ki bu tarafta babasını mağdur ettiği insanlara şimdi bak, tarihten, aynı şey göstermiyor. Bak, bunun, Orhan Bey, Orhan Hocam. Şimdi bak elinden cımbızla tarihten bir şeyleri bir karakteri çıkartıp incelemek hiç kimseye fayda sağlamaz. Başka bir şey söyleyeyim mi size? Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi merhum Başbu Alparslan Türkeş diyorsun. O da 27 Mayıs'ın bildirisini okudu. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? O başka. İstiyorsanız açarsanız konuşuruz. Hayır yani. Açarsan hiç değil. O da öyle yani. Ama. Nasıl tamam. Öyle değil? Ama 14'lerle beraber Hindistan'a sürgün gitmedi mi? Sonra ne Alparslan Türkeş ne de Alparslan Türkeş. Bir şey demedim. Türkeş'in bak, hepsi tarihe o şeye sahip çıkmadı. Tarihe mal olmuş. Tarihe mal olmuş. Şahsiyetlerdir. Artısıyla eksisiyle bizim tarihimizdir. Hepsini kabulleniyoruz öyle değil mi? Şimdi bir şeyi bir siyasi Seferihisar'da kaç dönem oldu? 3 mü? 3 galiba. 3 dönemdir belediye başkanı iken kimsenin aklına gelmedi. Şimdi İzmir Büyükşehir adayı yani. Olunca öyle tabii. AK Parti siyaseten bir şey söyleyemiyor. Yani, çünkü neden istemez. Söyleyemiyor? Söyleyemediği halde Cumhur İttifakı bir şey söyleyemiyor. Söyleyemeyince vay Nurettin Soyer Tunç Soyer'in babası yani? Yok Makedonlu efendim mesela Mansur Yavaş'ın Makedonlu. Bunlarla siyaset yapılmaz. Siyaset şöyle yapılır. Siyaset dersin ki kardeşim sen iyi yönetemiyorsun, ben yönetmeye talibim. Ama AK Parti geldiği noktada artık 20. senesi, 25. senesi yerel yönetimlerde iktidarda da 16-17 oldu. Diyecek bir şey kalmadı. Kalmadığı için dön dolaş Tunç Soyer'in babası dön dolaş Mansur Yavaş'ın Makedonlu babasının sicilinden yoksa Ankara sorumlu değil ama orada tamam. İşkence gören adamların, ülkücülerin, o yiğitlerin çocukları, babaları hepsi sorumlu ve onların cezalarını hala çekiyor. Bu adalet buysa tamam mı? Yani ben de öyle bir vaka ilk defa sizden ya biliyorum. İşte duyamazsınız çünkü yani herkes kendi ilgili alanıyla ilgileniyor yani. Hayır canım olur mu canım benim asıl bugün ben gittim televizyonun sabahki yayınında saatlerce o taş medreseli ülkücüler yani o Tunç Soyer'in şey, babasının Nurettin Soyer'in eziyet ettiği işkenceci gören ülkücüler bak, anlattılar. Saatlerce yani. Ayrı uzun uzun. Peki, neler yaşadıklarını, babalarına, analarına neler yapıldığını, kendi çocuklarının şu anda o sicilerden dolayı nasıl mağdur olduğunu buna hiç kimse bir şey demeyecek. Bakın bir şeyde yani buraya gelen bir sürü şey var. Onları okursak sabaha kadar işin içinden çıkamayız ama hepsini bir kenara bırakarak. Tunç Soyer'in
en azından bu tartışmaların olacağı bilindiği halde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bile bu itirazlar yapıldığı halde, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkan mecbur mu Tunç Soyer'i getirip de İzmir'e aday yapmaya? Başka Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide başka isim mi kalmadı? Ya ne alakası daha da ileri giderek Alper Taş'ı getirip de şeyde aday yapmaya mecbur. Yani bunlarla bir neyin mesajını şey veriyor? Kime neyi anlatmaya yani? Çalışıyor? CHP, PKK ile ilgili bir sürü insanı PKK'lı oldu benden. Bugün bir gazetenin manşetindeydi. Yeni Şafak'ın manşetindeydi. Demin onu bahsetmiş. Daha getirip yani Cumhuriyet Halk Partisi peki şöyle yapalım ya. Siz buna bu kadar kafa yorup tarihten örnekler bulmak için çabalayıp ya uğraşıp neyin tarihten HDP, bunlar? PKK, yaşamış şeyleri. Bir dakika 12 Eylül falan buluncaya kadar çok zahmet etmeseniz de mesela AK Parti'nin içerisindeki geçmişten bugüne gelen FETÖ bağlantılarını bir kurcalasanız. Ya onları da kurcaladık. Şimdi nasıl şöyle o zaman yani bana da bir izin. Yani şey ben de konuşacağım. Ben de konuşacağım dedim bugün arızayı ben yapacağım diye. Of. Evet. Tunç Soyer'in mesela bir izleyicim atmış zaman ve saman yoluna yapılan baskınları bütün kalbimle protesto ediyorum. Hashtag özgür basın susturulamaz bu tweet'i atmış. Hendek mi o? FETÖ. Bunu atmış. Ben Hende'ye sordum şimdi. Ya şimdi Hande Fırat tabii şu da var. Yani burada kanayan yaralar var. O yaralar ne? Türkiye darbe süreçlerinden geçti. Darbe süreçlerinde insanlar çok ağır işkencelere uğradılar. Mesela Yassada denilince tamam bir 27 Mayıs tartışılır. Bir Menderes ve arkadaşların idamı konuşulur ama İyi Parti'den şu an bugün tarihli 7'si şu an itibariyle yapılmış herhalde bizdeki tartışmanın üzerine yapılmış çünkü özel olarak da not geçildi şu an. Yok şimdi 4 bizden önce yapıldı o açıklama. Öyle mi? Evet. Hayır, var şimdi tekrar atılınca dedim acaba evet. Bizden ilgili mi diye mahalli idareler musabat dermiş. Seçimlerle ilgili evet. HDP önce konusu. Yapıldı. Saat 5 gibi filandı. 5, tamam gibi. O zaman birazdan döneceğim. Tabii, buyurun. Ben yani kanayan yaralar var. Mesela Yassada denilince elbette ki idamlar 27 Mayıs o kahrolası darbe konuşulur ama bir de Yassada da oranın Salim Başol yani sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyen adaletsiz mahkeme başkanı ve Tarık Güryay Yassada'nın komutanı orada Menderes'i özellikle çocuklarıyla fotoğraf çektirirken yanına alıp bir başbakanı, seçilmiş bir başbakanı aşağılayan Tarık Güryay'ın yaptıkları hiçbir vicdana sığmaz. 12 Mart Ali Elverdi konuşulur. Deniz Gezmişleri yargılayan. Ama 12 Eylül'e geldiğimizde Diyarbakır'da, nasıl Diyarbakır cezaevinde orada PKK'nın da oluşmasına neden olduğu iddia edilen çok ağır Kürtlere çok ağır işkenceler yapıldığı Diyarbakır cezaevi konuşulduğu gibi Mamak'ta ülkücüler açısından, milliyetçiler açısından bir travmadır. Hı hı. Ve orada Mamak'ta Nurettin Soyer hazırladığı iddianameyle hem orada insanlar Mamak'ta kafeste yani cezaevine alınmadan önce kafeste toplanıp günlerce aç susuz işkence görerek hem cezaevinde o yargılama süreçlerinde çok ağır işkenceler görmek suretiyle bir büyük acılar yaşatıldı. Ve orada hukuki boyutun aslında tartışılması lazım. O hukuki boyutu nedir? Mesela sol örgütler orada onu şöyle yapalım ama yani bir cümle söyleyeyim. Bir yani şöyle evet. Söyleyeyim şu açıdan önemli. Bu tartışma bir baba oğul tartışması üzerinden giderse doğru bir tartışma olmaz. Bizim dinimizde de diyor ki yani birisinin suçuyla, günahıyla diğeri suçlanamaz. Bir babayla oğul suçlanamaz ama eğer o tartışma açılacaksa mesela ülkücüleri 146'dan yani seçilmiş meşru hükümeti devirmeden 146'ya sokuyor. Sıkı yönetimden önce işlenen suçları da bunlar sıkı yönetime ilan edilmesine sebep olmuştur diye sıkı yönetim kapsamına alınıyor. Sol örgütler ise 141-142'den yargılanıyor. Yani 146'dan bir iş yaptıysa idamla yargılanıyor. Hukuki boyutunun bence tartışılması lazım. Evet ama biraz teknik bir de bugüne dönelim diye müsaade ederseniz yani şöyle. Yani ben çocuk evlat tartışması ben yani yerine çok yanlış bir yerden daha oldu sağlıklı ve şey, bunu şöyle, doğru da bulmuyorum. Ha ben şimdi yalnız neyin İyi Parti'nin size... Hayır seni değil dur bir dakika seni demiyorum.
Yani az önce söylenen babası şunlara işkencecidir. Ona ya bakarsan işkence bir insanlık suçudur abi, da bunun zaman aşımı da yoktur kardeşim. Bunlar tarihe geçmiş şeyler yani. Peki bundan şeyi ne yapacağız? Neyi? O zaman Mehmet Dişli Şaban Dişli'yi ne yapacağız? Ne alakası var bunun? Ne demek ne alakası? Kardeşi ama biz büyükelçi olarak atadık. Ya şimdi bunun şimdi ya? Ne alakası ya var? Yani şimdi bu Nurettin Soyer'in kemik adamdan biri. Nurettin Soyer'in bir işkenceci olduğu gerçeğini değiştirmez ama babalar oğullarını bağlamaz. Bu konu edilemez. Ya diyor. Zaten babası biz o zaman niye büyükelçi atadık? Babasını reddetsin, karşı çıksın, itiraz etsin diye yok. Ama böyle bir sicil var ortada. Biz ya Allah Allah, sicil var veya yok. Sadece bir siyasinin yaptıkları konuşulur yani, yoksa babası ne yaptı? Babasına gidip babasını mezardan mı çıkaracak adam? Bir saniyeniz alabilir miyim? Siz konuştukça bana açıklama yağıyor. Evet. Yani bunları bir vereyim önce. HDP'nin açıklama, pardon, İYİ Parti'nin HDP ile ilgili açıklaması özellikle altı çizilerek gönderildi. Ben buradan bir özetleyeyim. HDP ile bir işbirliği gayri ahlaki akıl çelmeye yönelik çirkin siyasi tezgah olarak ifade ediliyor. İYİ Parti tarafından Iğdır ve Ahlat'ta da aday çıkarmayacaklarını ifade ediyorlar bir kez daha. Birinde MHP'nin, birinde de AK Parti'nin adayını HDP'ye karşı destekleyeceklerini söylüyorlar. Diğer taraftan Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, onun da açıklamasını okumak istiyorum. Adana ile ilgili programınızda askerin HDP'ye verildiği söyleniyor denmiş. Bu nasıl bir ifade? Asla ve kata öyle bir şey yok, olamaz da. Ben anlatayım sonra şey yapalım. Zeydan Karalar'ın açıklaması devam ediyor. Kaybetme psikolojisi insanları iftira atmaya yöneltmemeli. Çok yazık. Siyasetin kirli yüzü bu. Bırakınız askı gibi bir yeri vermeyi, hiçbir birimi hiç kimseye vermeyiz. Ben iddialı bir adamım. Evvela Allah'ın, sonra Adana'nın kardeşlerimin oylarıyla belediye başkanı olacağım. Bugüne kadar olmamış bir başarılı belediyecilik örneği göstereceğim. Adanalı kardeşlerim Eskişehir'e ya da başka bir yere özenmeyecek. Tüm Türkiye'nin özendiği şehir haline getireceğim. ASKİ dahil hiçbir kurumun hiçbir yere verilmesi söz konusu olmadığı gibi bu ve benzeri görüşmelerde yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım demiş Zeydan Karalar, Adana'dan, Adana itibariyle konuştuğumuz yaptığı bütün bu açıklamalar ne kadar da Adana'daki oy oranı HDP'nin hocam? %10'un bu kadar %10'un üzerindeki oy oranına rağmen Adana'dan HDP'nin neden aday çıkarmadığının makul bir izahını yapmıyor yani. Var mı buna açıklama? Ben onu konuşmayacağım. Peki. O zaman Murat lütfen beka meselesiyle devam eder misin? Şimdi bak Kılıçdaroğlu'nun... Bu bir beka meselesi mi değil mi? Kılıçdaroğlu'nun bu bir tarafa göre beka meselesi, diğer tarafa göre değil. Kılıçdaroğlu'nun söylediği çok net bir cümle vardı. Yani yazdık bunu. Dedi ki unutuyoruz. Çok açıklama geliyor. Tabii, gündem tabii. Çok hızlı değişiyor. Unutuyoruz. Çok yakın zamanda bu yerel seçim kampanyasında Kılıçdaroğlu'nun söylediği şu laf var. Yani tam kelimesi kelimesine değil ama özellikle Ankara ve İstanbul'da, hani seçimin iki lokomotif şehri ve CHP'nin hedefi de ikisini birden 2'de 2 yapmak, AK Parti'nin hedefi de yani Cumhur İttifakı'na da her anlamda önemli. Dedi ki Ankara ve İstanbul'da hayır cephesinin, referandumdaki hayır cephesi Ankara ve İstanbul'da böyle küçük bir farkla iki tarafta da hayır çıktı malum. Hayır cephesinin aldığı oyları Ankara ve İstanbul'da tekrar, yani hayır cephesini 31 Mart sandığından da çıkartmak istiyorum. Hedefim bu diyor. Şimdi o hayır cephesinin içinde kimler vardı? Demin konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Şimdi CHP bunu diyor ya. Yani diyor ki ben kardeşim bu %51'e talibim Ankara ve İstanbul'da. O cepheyi bir şekilde hani o moda tabiriyle işte konsolide etmek veya tekrar bir araya getirmek. Bu ne demek? Ben seçimi kazanmak için bunlardan da oy almak zorundayım. Ve adaylarımı da ona göre seçtim. Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı seçerken de çok mu kolay kabul ettirdi kendi partisine? Biliyoruz işte, yaşandı bütün bunlar. Yani Ekrem İmamoğlu keza aynı şekilde. Yani ama bunun bir risk olduğunu, kendi koltuğu içinde hem CHP'nin sandıktaki riski hem de kendi koltuğu için 1 Nisan'dan itibaren bir risk aldığını da canlı yayında söyledi. Siyaset bir risk işidir dedi. Yani tırnak içinde böyle bir siyasi kumar oynuyor. Ha kazanırsa da büyük kazanacaktır muhtemelen. Ama ben bilemem yani, sizler biliyorsunuz kazanamayacağını da, ben bilmiyorum yani. Hani kazanır mı kazanmaz mı bilmiyorum. Peki böyle bir bileşenin bir araya gelmesi bir beka sorunu yaratıyor mu Türkiye'ye?
Oradaki beka sorunu hepimiz biliyoruz ki HDP'ye özel bir vurgu. Eğer HDP geçmişte olduğu gibi bundan sonra da PKK'yla doğrudan, tam tabiriyle söyleyeceğim çok affedersiniz, siyasi manada söylüyorum, doğrudan, hadi öyle o kelimeyi kullanmayayım da siyasi de olsa sonra şey oluyor. PKK'nın güdümünde, silahların gölgesinde, Kandil'in talimatıyla siyasi faaliyet yapmaya devam ederse tabii ki beka sorunudur. Ya peki CHP bunun farkında değil mi? Gürkan? Değil mi? Tabii ki. Yani ya şimdi bakın nereden ama yapmayacaksa, baktığınıza bağlı. Yapmayacaksa çok özür dilerim Gürkan. Yapmayacaksa ve şu son dönemde de bunu dikkatle takip ediyorum. Son dönemde o geçmişteki gibi sırtımızı dağa dayadık, öyle yaptık, böyle yaptık gibi demeçler vesaire de gelmiyor son dönemlerde. Umarım hiç gelmez. Ha maksatlıdır değildir bilemem. Ama ben, gelmiyor ben en azından. Ben beka tartışmasının sadece HDP ile sınırlı olduğunu düşünmüyorum. İsterseniz yeni sistemin, yeni sistemin neyle ilgili başka? Yeni yani, sistemin oturması bağlamında söyleyeceksen bir de o tarafı var. Doğru tamam. Tabii yani birkaç açısı var. Bir yeni sistemin oturması açısından. İkincisi tabii seçimler içeriye de dışarıya da bir gösterge olacak. Seçimlerde çıkacak sonuçlar özellikle... Cumhur İttifakı'nın yani iktidar olan, başkanlık sistemini getiren AK Parti ve MHP işbirliğinin alacağı oy oranı herkese bir mesaj olacak. Ben hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli'nin hareket noktasının da yani bir belediye başkanı seçmenin ötesinde çıkacak oy oranıyla vereceğiniz mesaj önemli bir. İkincisi Orta Doğu yeniden şekilleniyor. İkinin altına düşmemek lazım diye tabii zaten bir baraj koydular. Evet. İkincisi Orta Doğu'da işte ülkelerle oynuyorlar. Hı. Irak'ı, Suriye'yi falan yeniden şekillendiriyorlar. Türkiye'ye eğer hendek hamlesi başarılı olsaydı Türkiye'de bir Suriyeleşme sürecini yaşatacaklardı. Türkiye üzerine burası Orta Doğu. Her şeyin bir amacı vardır. Türkiye üzerine oyun oynamak isteyenlere de buradan bir mesaj verin diyorlar. Yani burası hani Batı Avrupa'daki bir Danimarka'nın, Hollanda'nın falan bulunduğu konforda olan bir ülke değil. Bir yanda İran'a yaptırımlar uygulanıyor. Öbür tarafta Irak ve Suriye'nin durumu zaten malum. O nedenle oy verirken iktidara güçlü bir destek verin. Bu Türkiye üzerine hesap yapanlara mesaj olsun. Oradan hareket ediyorlar. O zaman bir parantez açayım. Şöyle ifade ediliyor. Masaya mevcut tezlerle oturan Erdoğan ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkasında halk desteği olduğu sürece o masaya o güçlü şekilde oturabilir. Kastımız bu şeklinde de ifade ediliyor AK Parti kulisleri tarafından. Onu da altını çizeyim o zaman. Beka meselesiyle ilgili olarak Gürkan. Ya şimdi beka sorunu ilk baştan itibaren HDP olarak hepimizin anladığı bu bir kere. Yani HDP faktörünü dışarıda tutmayalım. Bunun içinde FETÖ de var aslında. Hı hı. Ama FETÖ ortalık yerde gezen bir yapı değil şu anda. Kimi bünyelere sızmış veya işte onların içerisinde kriptosu var, açığı var, gizlisi var ama neticede organik olarak, fiili olarak Türkiye'de faaliyette değil. Değil ama bakmayın siz gene Mehmet Hoca belki destek verir. Tam seçim öncesinde psikolojik hareketini diyeyim, özellikle yurt dışında medya, sanal medya, internet medyası üzerinden ciddi bir şekilde harekete geçirmiş Türkiye durumda. Türkiye karşıtı. Hep yaptıkları gibi. Tabii tam yine başlamış gibi vaziyette. Yani. Hani bu bir Türkiye tarafından da çok yakından değil, takip ediliyor yani. Sürpriz de değil, sır da değil. Hep aynı taktik. Ya şimdi bu onların, ben işte bir tane gazetecileri var buradan giden. Dün önceki gün bir belge yayınlıyor Göya. Yani gülerek izledim yani o belgeyi. İşte 15 Görmedim. Temmuz gecesine ilişkin Ahmet Dönmez. Hı. Bir belge yayınlıyor. İşte neymiş orada savcı Serdar Coşkun saat 1'de bir tutanak tutmuş. Darbe girişimine yönelik tutuklamaların başlamasına ilişkin bir tutanak. Yani şu oldu bu oldu, buna ilişkin tutuklamaların kararı verilecek. O darbe gecesi artık daha. İşte niye 01'de yazmış da daha henüz meclis bombalanmadan bunu nereden biliyormuş gibi. Aslında komik bir şey çünkü o darbe girişimi bir dakikada olup biten bir şey değil. Saatlere sari devam eden bir şey. 9.20'de başlıyor. Allah'ın sever. 01'e kadar ben size olanları ezbere sayarım. Genelkurmay'ın önünde insanlar vuruldu. Herkes kendini yere attı. İlk ateş orada açıldı. Üstüne emniyet
bombalandı. İşte şunu diyor. Hayır, onun iddiası şu, diyor ki 2.35'te şey bombalandı meclis. Ne? Ama diyor bu tutanak 1'de yazıldığı halde nasıl oluyor da 2.35'teki ya yani şunları konuşmak bile o propaganda. Hayır, maalesef. Hayır, hayır, şu dediğin işte psikolojik hareket bu. Evet, tabii tabii. Bunu anlatıyorum. Ya, ama yapmaya çalıştığım o haşerattı kafayı var. Ben dün görünce bir kez daha dedim ki yani bu Ergenekon balyoz süreçlerinde bu şeyler belge icat ediyorlardı. İşte insanlara komplolar kuruyorlardı ya. Yani bir kez daha dehşete kapıldım. Bunların bizde Allah iyi korumuş bugün, dedim bugün yani. Kemal Batmaz ile ilgili haberlerde görmüşsünüzdür. Yani evet. Baktığınız zaman zaten hala FETÖ'ye nelerle uğraşıyor. Mesaj gönderiyor. Tabii evet. Tabii. Şimdi dolayısıyla evet. Yani FETÖ'de büyük bir tehdit olarak bence başat tehditlerden birisi olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla FETÖ işini bir kenara koymayalım. Bir kere o var. Ama ben şuna biraz rezervliyim. Yani bizim uluslararası problemlerimiz var. Bu söylediğine katılıyorum. Bak her şeye karşı çıkmıyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hangisi? Bu FETÖ ile ilgili. Peki ben de biraz sonra o bağlamda Orhan Bey'e şey soracağım. Devlet Bahçeli'nin bu işte eğer başarılı olsaydı darbe bu ulusal ne konseyiydi? Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağı açıklaması belki de hani ciddiyeti ve ağırlığı kadar tartışılmadı mı kamuoyunda diye merak ediyorum. Şeyini tamamlasın konuşuruz. Evet. Evet, şimdi ben şu senin yaptığın açıklamanın üzerine duracağım. Çünkü şöyle hani diyorsun ya işte bizim uluslararası çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Güneyimizde bir... Ben bunu AK Parti kulislerine at ben tamam, söyledim. Tamam, yani kendi senle, açıklamam değil. Elbette ha? Tabii ki canım sen aktarıyorsun. İşte Tayyip Bey veya Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı, Başkan masaya güçlü oturmalı. Onun için de arkasında ciddi bir destek almalı. İşte bu dünyada aslında demokrasileri sınıflandırıyorlar. Yani dört değişik demokrasi tarifi yapıyorlar. Bir, liberal demokrasi dedikleri işte Kuzey Avrupa ülkeleri gibi çok farklı özgürlüklerin de dile getirildiği bir demokrasi çeşidi. İkinci demokrasi çeşidi parlamenter demokrasi dediğimiz bizim bugüne kadar getirdiğimiz demokrasi. Bir de rekabetçi otoriteryenlik dedikleri bizim şu anda içinde bulunduğumuz veya bizi o klasmanın içerisine kattıkları bir grup. Bizim de altımızda bir grup var. O da Rusya'da Putin gibi otoriteryen bir... Türkiye'ye çok büyük haksızlık ediyor. Rekabetçi. Türkiye darbeyi püskürtürken dahi bir tweet atma zahmetinde bulunamayanlar, darbe konusunda Türk demokrasisine destek veremeyen batılı ülkeler, Amerika ama Türkiye'yi sınıflandırmaya ama gelince şöyle... Türkiye'yi otoriter bir demokrasi sınıfına rekabetçi, koyuyorlar. Rekabetçi otoriteryen diye çok bir sınıflandırma. Çok büyük bir haksızlık. Bu ülke darbeyi püskürtmüş bir ülke. Demokrasiye sahip çıkma adına şehitler vermiş o zaman şunu ülke. Yapmak lazım. O zaman Selvi şunu yapmak lazım. Demokrasinin kanallarını olabildiğince açmak tabii, lazım. Şunu diyemeyiz biz. Tabii. Ya işte başkanımızın eli güçlü olsun. Hayır. Onun için demokrasi kanallarını kapatalım demeyelim. Değil. Süleyman Demirel 5 kere gitti geldi. 6 kere gitti geldi. Demokrasimiz öyle veya böyle darbelerle intikaya uğrasa da. Kanalları kapatalım değil. Ancak demokrasilerde çıkan sonuçlar her parti açısından bir mesaj olduğu gibi demokrasi yani halkın desteğini o lidere göstermesi açısından da dünyaya da bir gösteri. Ama şunun bu kanalları ne kadar çok açarsak daha çok özgürlüklere katılımcı demokrasi ne kadar güçlendirsek o kadar demokrasimiz güçlü olur. Devlet Bey'den tutun, Kemal Bey'den tutun, Tayyip Bey'den tutun, hangisi başa gelirse gelsin ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket edeceğinden benim bir şüphem yok. Bir dolayısıyla millet kimi seçerse bizim tabii, başımızın işte, tacıdır. O zaman yani bunun ben hani beka sorusunu tartışırken HDP ile ilgili rezervlerimi hep söylüyorum. Başında da söyledim. Öyle fakat itiraz organik ettiğim bağını, nokta şu. Organik bağını itiraz ettiğim şey nokta şu. Ya bu ülkede darbe olurken sesini çıkarmayanlar bizim demokrasimizi sınıflandırma hakkını kendilerinde de bulmasınlar. İYİ Parti Musavat Dervişoğlu siyasi bezirganlık yapmaya elverişli bir meşrebin sahibi olmadığımı bildiğinize inanıyorum diye yazıyor. Ve bugün yaptığı açıklamayı bir kez daha gönderdi. Şimdi İYİ Parti'den tabii bu konuyu konuşuyoruz diye peş peşe açıklama geliyor.
Ben demin bu açıklamayı okudum. Özellikle okudum bugün yapılan açıklamayı, ama bir kere daha önemli yerlerin altını çizeyim. İyi Parti bugünkü açıklamasında işbirliği iddialarını HDP ile gayri ciddi, gayri ahlaki bir söylem olarak vurguluyor. Yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği protokolü imzaladığını ifade ediyor. HDP ile işbirliği varmış gibi gerçek olmayan, bunun da ötesinde çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar sadece sahiplerini bağlar diyor. Her yerde aday çıkaracağını ifade ediyor ve bununla birlikte Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmıyorsak ilan ettiğimiz duruş ve niyet İYİ Parti'nin yol haritasının özetidir diyor. Demin okumuştum, bir kere daha özellikle okuyorum. Gelen peş peşe açıklamalar ve bu açıklamanın ekrana getirilmesi istenmesi sebebiyle tabii, herhalde HDP, burada da ciddi HDP, bir İYİ Parti kaygısı tabii var HDP'ye HDP, ilgili. HDP konusu İYİ Parti'nin yumuşak karnı. O açıdan bu telaş gösteriyor. Bizim birinci sorunumuz, şu anda gözükenle en çok kaygılandığımız konu Suriye'nin kuzeyi. Neden kaynaklanıyor? PKK, PYD, YPG. Peki buradaki yapılanmayı destekleyen parti hangisi? Açıktan HDP. Yani baktığın zaman böyle bir ciddi bir sorun var. Hatta geçenlere parti toplantısı, aday tanıtımı yaptılar. Sözde PKK'nın neylerini okuyorlardı? Marşlarını okuyorlardı. Böyle bir süreç. Şimdi bu Mardin'de bunlar yaşanırken hiçbir şey yokmuş gibi davranmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Fakat şeyi de ayırmak gerekiyor. Yani ya HDP ile işbirliğiyle Kürt vatandaşlarımızın oyları konusunda biliyorsunuz AK Parti'den MKK üyesi Orhan Bey'in de açıklaması vardı. Çok önemli bir entelektüeldir Miroğlu aynı zamanda. Elbette ki Kürt vatandaşlarımızın oylarını almak için her partide talip olacak. Yani bu ikisi arasındaki çizgiyi net koymak net gerekiyor. Net koymak lazım, evet. O şimdi çizgi başka zaten şeyler şu anda bakın, Kürt demokrasinin şeyi sarkacak. Biraz evvel Murat Bey bir tahlil yaptı. Şeyin bu hayır bileşenlerini mümkün olduğu kadar bir arada tutmaya bu seçimde. Ben tahlil yapmadım. Bu CHP'nin hedefi. Hedefi. Güzel. Yani... şimdi sonra o hayır bileşenleri kimler oluşturuyor? Tamam, konuştuk işte. Konuştuk ya, değil tabii. Şimdi alın bu şeyi, İYİ Parti'den gelen bu açıklamayı onun içine koyun. Ya o CHP'nin hedefi bu İYİ Parti'nin açıklaması. Yani orada o zaman uyuşmazlık var işte. İşte onu söylüyorum ben de yani. Tam da ona dikkat çekiyorum. O zaman peki bu yolda ayrışmaya sebep olur mu? HDP ile kurumsal ya, bir girmez kimse, kurumsal bir şeye kimse girmez. Zorlamayın onu seçmenini ya. Hedef seçmenini alıp hedef, sürekli giremez. Biz onu söylüyoruz. Girmez, giremez. Yani girer, ya yani girmek isterdi mi giremez onu bilmem ama girmez kimse. Yani demin Gürkan'ın söylediği önemli bir şey. Ya bu ülkeyi yani şu anki mevcut siyasi aktörler, genel başkanlar üzerinden konuşuyorsak yani ülkeyi, milleti, sevgi veya işte ülkeye hizmet, sadakat devlete sadakat vesaire bağlamında ben de sorgulama haddini bulamam kendimde. Yani dolayısıyla hani ama bu beka mevzuunda neden HDP üzerinden konuşuldu en başından beri? Çünkü kayyum atanan belediyelere 31 Mart'ta çıkacak sonuca göre gerekirse 1 Nisan'da tekrar kayyum atanabileceği açıklamasından hayır, sonra o boyutta. Öyle değil. Onu söyleyelim. Böyle bir açıklama var canım. O açıklama yani şu şekilde. Eğer terör örgütüyle tamam, tekrar işli dışta tamam, devam ederse atanır mı 100 defa atanır. O yüzden HDP bağlamında adaylıklarda var. Selvi yazdı onu. Adaylıklar durumunda var mı Mehmet Hocam? Ya benim bir var tabii çünkü adam hayır adaylıklar açıklandığında müdahale edilebilir diye yazdı. Bak geçen ama zaten bir görüntü yansıdı. Yani seçime gelmedi. Bir aday olayını söyleyeyim. Artık Türkiye'de şuna müsaade edilmeyecek. Yani bildiğim için söylüyorum. Şuna müsaade edilmez. Aday çıkacak. Türkiye terörle mücadele edecek. PKK ile mücadele edecek. Bir HDP ile aday çıkacak. PKK propagandası yapacak. PYD propagandası yapacak. Buna müsaade edilmeyecek. Bunun örneği görüldü. Daha 2-3 gün önce bir HDP'li belediye başkan adayı Güneydoğu'da konuşmaya başlandığı zaman güvenlik güçleri aldılar. Hadi yürü dediler. Artık yani Türkiye'de PKK'ya desteği HDP'ye PKK'ya, PYD'ye destek tamam, siyasetin bir parçası değil Türkiye'de. Eğer böyle düşünenler varsa yanılacaklar. Ya zaten sonuçta bir terör örgütüne destek siyasi argüman olabilir mi? Kim kabul eder bunu? Yani işte ben şeyi merak ediyorum. Sadece HDP'li adaylar için değil. Mesela 19'unda kesin aday listeleri çıkacak, bu o adayların onaylanma 19'unda verilecek. 3 Mart'ta da şimdi kesin o süre içinde çıkacak. YSK adaylarla ilgili herhalde bir de evet, güvenlik tabii, soruşturması tabii, vesaire tabii, sadece evet, HDP'liler için yeterli herkes için. Dolayısıyla
Dolayısıyla bence herhalde endişe edecek bir durum yoktur. Devletin özellikle PKK ve özellikle FETÖ konusundaki filtresi, süzgeci artık iyice sıkı. Dolayısıyla ben o süzgeçten kaçak olacağını tahmin etmiyorum yani. Daha sonra umarım da olmaz. Bir şey daha var. Yani mesela ben şeyi de o açıklamaya seçilmeleri durumunda seçildikten sonra yine suç sayılabilecek bir takım faaliyetlerin içine girerlerse o da yani o da. İçişleri Bakanlığı'nın yani, zaten ötesinde olan şey. Evet. Peki acaba yani sadece böyle mi görülüyor BK meselesi? Çünkü belki milliyetçilik tartışmasıyla orada başka cümlelerde seçebileceksiniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla Devlet Bahçeli arasında bir milliyetçilik tartışması var. 1 Şubat günü Kemal Kılıçdaroğlu, beni üzen Erdoğan değil, beni asıl üzen, ben milliyetçiyim deyip milliyetçilik dersini herkese vermeye çalışan bir kişinin, bir siyasal partinin, bir silah fabrikasının satılması dolayısıyla sessiz kalmasıdır. Bütün ülkücü kardeşlerime seslenmek istiyorum. Milliyetçilik lafla olmuyor, milliyetçilik bayrağı, vatana, orduya sahip olmakla olur. Devlet Bahçeli, 2 Şubat sosyal medya Twitter'dan açıklaması. Vatana, bayrağı, orduya kastedenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzını alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir. Sadece zillet ve rezalettir. Onu bunu bırak, ne hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla. Ortada satış yokken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken her şey bitti ve Katar ordusu aldı demek sahtekarlıktır. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Bekçilik yapıyorsun eyvallah, sana yakışıyor eyvallah, ülkücülere yakışmıyor. Onların tamamı vatanseverdir. Devletin silah fabrikasını hangi gerekçeyle Katarlılara satıyorsun? Benim milliyetçilik anlayışımda her şeyden önce vatanın bayrağım gelir. Son olarak Semih Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun MHP'den ayrıştırma hevesiyle ülkücülere yaranma ve hoş görünme söylemi utanmazca ve riyakarcadır. Şimdi bu seçiminin ana teması milliyetçilik mi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli neden milliyetçilik üzerinden tartışıyor, strateji ne? Şimdi tabii orada o açıklamalarda bir eksik var. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu önceki açıklamasında doğrudan Sayın Bahçeli'ye hedef alarak bir değerlendirme yaptı. Sonra cevabını aldıktan sonra da eksik olan tarafı bu. Ben işte saraya söyledim, sarayın bekçisinden işte cevap geldi gibi bir şey. Halbuki doğrudan Sayın Bahçeli'yi hedef alarak bir önceki açıklamasında zaten siz de okudunuz. Hı hı. Dolayısıyla Sayın Bahçeli kendisine yöneltilmiş bir eleştiriye cevap verdi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu onu biraz eğip bükerek başka yere ve onun üzerinden de ülkücülerle Sayın Bahçeli'yi işte MHP genel yönetimini, merkezini ayırıp bir siyaset yapmaya çalıştı. Ama bir kere milliyetçilikte de, ülkücülükte de hareketi liderden hiçbir şekilde ayıramazsınız. Böyle bir şey yok yani. Yani ülkücülüğün değişmez doktrinlerinden biri lider teşkilat doktrindir yani. Yani lidersiz bir ülkücülük, milliyetçilik olmaz. Yani lideri ayırıp ondan sonra da ben ülkücüleri ayırıyorum işte sözüm Bahçeli'ye derseniz bunu hiçbir ülkücü ne anlar, ne kabul eder, ne doğru bulur. Genel başkana söylenmiş her laf bütün ülkücülere söylenmiştir. Bütün ülkücüler bunu böyle bilir, böyle kabul eder, böyle anlar ve buna göre tavır koyar. Bir kere bunun altını özellikle çizelim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun aşağı yukarı 1,5 saat oldu program başlayalı, 1,5 saattir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin savrulmalarını konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir beka sorunu olabileceğini konuşuyoruz. CHP'nin değil tabii, CHP yönetimini kastediyoruz. Hı. Seçmenini değil yani, anlayışını, zihniyetini kastederek söylüyoruz. İkincisi CHP seçmenini elbette kastetmiyoruz yani. Hayır, yönetimin kimi kastediyorsun yani? CHP Kemal Kılıçdaroğlu kastediyoruz da. Beka sorunu mu Kemal Kılıçdaroğlu? CHP yönetimini, zihniyetini kastediyoruz. Genel başkandır işte, o mu? Zihniyeti genel olarak. Evet diyorsan. Ne var o zihniyette? Konuşuyoruz sabahtan beri yani. İşte savrulmalar var, işte Tunç Soyer var, işte Alper Taş var, işte HDP'li ortaklık da vakit var, kalırsa işte konuşalım. Tamam, şey var, yani var ne var. Tamam mı? Şimdi böyle bir sicille kalkıp da Sayın Devlet Bahçeli'ye yani milliyetçilik dersi verilirse bu çok havada kalır yani. Bu çok tutarlı bir şey, o davranış olmaz. Yani milliyetçilik diyor, söylediğim gibi şimdi mesela bunu söyleyince diyor milliyetçi Hareket Partisi'nin tek elinde mi? Yani milliyetçilik elbette ki kimsenin tek elinde değil ama milliyetçiliğin siyasi organizasyonu bu ülkede Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Böyle de bir gerçek var. Yani birileri onun işine gelmiyor diye bu gerçek değişmez. Böyle de bir şey.
ve milliyetçilerle işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimine ayırarak ülkücülerle bir yere varmak sanki Kemal Kılıçdaroğlu için bir siyaset tarzı olabilir ama bunun ne bir siyasette geçerliliği var ne karşılığı var. Tam tersine bu cepheleşmeyi hani hep şeyden yakınır ya Cumhuriyet Halk Partileri bir taraftan da işte Türkiye'de şey ayrışma, cepheleşme çok fazla. Tam da bunlar aslında o cepheleştirmeyi oluşturuyor. Şöyle siz Kemal yani şey Kılıçdaroğlu üzerinden... acaba Cumhur İttifakı'nın arasını bozmaya çalışıyor yoksa Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'nin doğru bildiğini ya da doğru olanı AK Parti'ye söylemesini mi istiyor? Şimdi bakın Devlet Bahçeli'nin siyasi endişelerle, siyasi hesaplarla çizgisini kırmayacağını, siyasi endişelerle inanmadığı bir şey söylemeyeceğini artık bu ülkede yaşayan ve aklı başında olan, siyaset takip eden herkes bilir. Yani. Böyle bir şey yok yani. Devlet Bahçeli'nin ne kişiliğine, ne geçmişine, ne siciline, ne duruşuna, ne anlayışına, ne devlet adamlığında böyle bunun bir örneği bile yoktur. Yani bunu söyleyince şu söyleyeyim. Hemen işte daha önce neler söyleniyordu. Ya da bildiğini söylediği şeyler de gerçekleşmiyor, biliyor. O da oluyor. Mesela burada Gürkan Bey'in çok sık kullandığı bir şey var. Biraz evvel de aslında bir ölçüde onu söyledi. İşte devleti ülkücüler yönetiyor, MHP'liler yönetiyor. Şimdi devleti ülkücüler, MHP'liler yönetiyor şeyi görüntüsü nereden çıkıyor? Çünkü devleti, işte ülkücüler, milliyetçiler her zaman doğruyu söylüyorlar. Her zaman olanı söylüyorlar da onun için yani. Es alıyorum. Öyle mi? Şimdi bak ben burada bir başka bir yerden gidiyorum. Öyle mi? Kim daha milliyetçi? Yani kim daha milliyetçi diye de bir tartışma da olmaz. Yani bu milliyetçilik tartışması nereden çıktı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni yanlış tarif ediyorlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi özü itibariyle milliyetçi bir partidir. O Atatürk'ün kurduğu Milliyetçi Hareket Partisi. Ve bak. Altı ok var. Altı okun. Birinci okun nedir? Alparslan Türkeş diyor ki. Bunun Alparslan Türk rahmetli diyor ki. Koltukta bir şey var. Diyor ki. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün milliyetçiliğini, Atatürk'ün partisi olsaydı ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurmazdım. Tamam. Şimdi bak altı okun. Birinci oku nedir? Birinci ok nedir? Cumhuriyetçilik. Yani cumhuriyetçilik. İkinci ok nedir? Yani milliyetçilik. Ya milliyetçilik değil, milliyetçilik. Milliyetçilik işte okta kaldı yani. Okta ne kaldı? Orada kaldı umdesidir yani. Umdesi. Sonra yani Alparslan Türkeş'e başbuğ diyebilirsiniz. Ben de itiraz etmem. Ama asıl büyük başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O ayrı biz onu ayrı. Gazi Mustafa Kemal yani, liderliği. Cumhuriyet Halk Partisi milli özü itibariyle. Cumhuriyet umde üzerinden kurulmuş bir siyasi partidir. Bir kere bunu bir teslim edelim. Şimdi bak bunu konuşurken o kadar çok şey. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve söylediklerine bak. Kurduğu partiye bak. Bak şimdi. Türklükle ilgili, Türk milliyetçiliğiyle ilgili yaptıklarına bak. Yani Bozkurt'u bile masasının üzerine koymuş bir Mustafa Kemal Atatürk'ten. Doğru. Bugün gel şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yani şey hangi Cumhuriyet Atatürk'ün partisi? Rahat ol. Kitle kardeşim. Partisi. Ufak tefek renkler olur. Ona Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne tabanı ne başka bir şey izin vermez zaten. Ben şunu demek istiyorum. Özü itibariyle bir kitle partisidir. Kitle partisinde çeşitli renklerde insanlar olur. Ben AK Parti'nin içerisine girsem neler çıkar? MHP'nin içerisinde daha... monoblok bir partidir. Belki o kadar değişik renkte insan çıkmayabilir ama AK Parti'de neler var? AK Parti'nin içinde her türlü ittifak var. Şimdi ama ben özü itibariyle Cumhur İttifakı'na ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı benim gördüğüm şudur. Kasa masa ittifakıdır. Kasa yani... Ne dedin? Kasa masa ittifakıdır. Masa, ne demek bu? Şimdi ne açacağım. Anlamıyorum. Kasa masa şudur. Yani devletin ekonomi politikalarına... Japonca değil değil mi? Değil. Kasa ve masa. Masa... Şeyde yani güvenlik politikaları şeyde Devlet Bey ve MHP'de kasa yani devletin ihaleleri şusu busu vesairesi ekonomi politikaları AK Parti yönetiminde. Benim görebildiğim budur. Böyle ya bir ittifaktan söz. Yani, şimdi bak masa ekonomi bir şey yani bir kere önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne haksızlık. Sonra yok, masa ekonomi değil. Masa yani, başka şey işte, kasa masa ittifakı. Ben bunu çağrıştırsın. Ben ondan imtina etmiyorum. Neden? İşte bu tartışma da buradan çıktı. Bir özelleştirme hikayesinden değil mi şeyin tank paleti? Evet. Bu özelleştirme ihalesi. Çok özür dilerim. Genel açıklamaları okumam gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü söz hakkı doğuyor. Özgür Özel CHP'den bir ülkede iktidarın yerel seçim kaybetmesi ülkede beka sorunu yaratacaksa o ülkeyi 16 yıldır yönetenler ülkeyi nereye getirmiş herkes görsün. Kaldı ki Türkiye iktidar değişimiyle beka sorunu yaşayacak acziyette bir ülke değildir. AKP öncesi de iktidar değişimleri defalarca oldu. Bundan sonra da olacak. Bunun aksine biz
kaybedersek beka sorunu çıkar diye iddia etmek ülkeyi bambaşka bir noktaya savurur. Siyasi çıkar uğruna Türkiye'yi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Umut siyaseti yerine korku siyaseti yapanlar kendi tükenmişliklerini itiraf ediyorlar. Bizi seçmezseniz yandınız söylemi demokrasi söylemi olamaz. Seçime şiddet karıştırmakla seçime korku karıştırmak aynı antidemokratik, aynı baskıcı, aynı despotik kafadır. Reddediyoruz dedi. Gece görüşüne yaptığı özel açıklamada Özgür Özel. Buyurun. Tekrar başa döndük. Tekrar? Tekrar başa döndük. Başa döndük değil. Daha korku siyaseti. Beka sorunu hayır, var. Özgür Özel son derece. Bir daha konuşalım o zaman. Hayır. Yani onun için diyorum. Ama bak şimdi bak. Bir daha konuşursak bir daha açıklama şimdi gelecek. Burada, devam edelim. Yani, hayır hayır yani. Şaka yapıyorum. Yok, Özgür Özel son derece doğru veririm. Söylüyor. Çünkü bir korku siyaseti üzerinden devlet yönetilmeye çalışılıyor. Bu doğru değil. Az önce söyledik. Hangi lider gelirse ülkenin bir beka sorunu olur. Kemal Bey mi geldiğinde, Meral Hanım mı geldiğinde, bunların milliyetçiliklerinden, bu ülkeye, devlete, millete bağlılıklarından şüphemiz mi var? Peki, şüphemiz mi olabilir? Tamam, nereden çıktı bu? Şimdi, şimdi bak ben Hande asıl senin açıklamanda takılayım. Hangisini? Ben halen orada. Yani uluslararası görüşmeler sırasında masaya oturacaksa Tayyip Bey, bu sırada elinin güçlü olması lazım Türkiye'de. Böyle ben bunu böyle bir beka, demokratik parlamenter sistemde geçtik şimdi başkanlık sistemine, demokratik parlamenter. Ama ben bunu demokrasinin önünde bir engel olarak görüyorum. Hayır, FETÖ ve PKK, PYD, YPG konusunu zamanında dış güçler bu ülke için kullandı mı? Tabii hala ki. Kullanıyor. Halen kullanıyor. Hala kullanıyor mu? Doğru. Peki bahsedilen peki, bu olabilir şey mi? Aha, bahsedilen o olabilir ama ben şunu söylüyorum. Mesela bir yönetim değişikliği oldu. Bir başkanlık seçimi oldu ve Tayyip Bey gitti. Yerine Kemal Bey geldi. Muharrem İnce geldi. Yani o zaman onun bu politikaları yarım bırakacağından mı düşüneceğiz? Yani FETÖ'ye ve PKK'ya taviz vereceğinden şimdi mi düşüneceğiz? Açık konuşalım şimdi hiç. Bir defa söyleyeyim. Ben son dönemde değil. Devlet Bahçeli'nin 97'den bu yana partinin başına geldiği andan itibaren ki politikasından bahseden bir cümle kullanacağım. Sadece bu BK meselesine geçeceğim. İzlemiş olduğu politika baktığım zaman Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığı kimliği siyaset kimliğinin daha önüne geçtiğini görüyorum. Hocam bilinen şeyler bunlar. Bilinen şeyleri söylüyorum işte. Orada kastettiğim nedir be kaygısı dersen ortaya çıkıyor. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçi bir parti olduğunu düşünmüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Niye? Çünkü biliyorsunuz Emine Ülker Tarhanlar olsun daha bu İzmir milletvekili vardı biliyorsunuz bu FETÖ sürecinde falan açıklamalar yaptı. Zaman zaman haberlerde ulusalcılar Cumhuriyet Halk Partisi'nden tasfiye mi ediliyor falan tartışmaları Türkiye'de yaşanıyor. Bu bir. İki. Evet aynen onu söylüyorum. Başka bir konu var. En hassas konumuz PYD, PKK, YPG diyoruz. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yöneticisini, bir genel başkan yardımcısını filan. Sayın Özgür Özel Bey açıklama yapıyor ama bakın bakayım Sayın Kılıçdaroğlu'nun PYD konusundaki açıklamalarını, YPG konusundaki açıklamalarını. Ne zaman? Zeytin Dalı operasyonuna karşı çıkan, Fırat Kalkanı operasyonuna karşı çıkan. Devam edeyim daha sonraki süreçte. Bak karşı PYD, çıkan değil zamanla hocam. Zamanla boşluyor. PYD'nin kuruluşu. Ama ben yanlışları düzeltmekten yoruldum ya. Ya şimdi bak Zeytin Dalı'na PYD, şehit böyle hazırlıksız söylüyorum. Gitmeyelim. Ne zaman diyorsun? Şehit şehidimiz olur soracağım. Diyor. Ben, onun bir dakika, dedi. Ben, yoksa sanki hayır, yapmayalım hayır, bu. Doğru düzeltemezsiniz. PYD'ye ne zaman diye sorusu soramazsınız. PYD kurulduğunda PKK'nın parçasıydı. Peki, hala PKK'nın parçası. Peki bir dakika. O zaman PYD dur. Bir terör hocam dur orada. PYD'nin lideri kim? Nasıl eski yani? Lideri kim? Eski lideri Salim Üstün. Kim ağırladı Ankara'da? Ankara'da geldi görüşmeler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu mu ağırladı? Evet, söyleyeyim o zaman. Söyleyeyim o zaman. Peki Türkiye'de hangi süreç devam ediyordu? Ya ne süreci? Niye devam ediyordu? Gelelim konuşalım. Konuşacağız. Evet, konuşacağız. O zaman niye devam ediyordu? Niye ağırladınız? Niye devam ediyordu? Niye ağırladınız o zaman? Niye devam ediyordunuz kardeşim? O buraya geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu cımbızla lafını ayıklayacağına Salim Üstün'e söylesene. Salim Üstün buraya geldiğinde bir Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat edeceksin Salim Üstün dendi. İki PKK'nın buradaki haklılık çekildi yani. Aktarıyorum. İsterseniz dinleyin. İki, PKK'nın bir parçası olarak burada hareket etmeyeceksin. Üç, başka ülkelerin buradaki... Biz şu anda terörist olarak görüyor muyuz Salim? Ben size söyleyeyim. Görüyoruz. Terörist olarak. Teröristle o zaman biz tembih mi yaptık? Kulak şu anda arama listesinde. Tamam. Şu anda arama listesinde. O zaman niye tembih ediyoruz? Daha sonraki süreçte Türkiye PKK, PYD ile süreç başladığında... Sen o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYD ile lafı havada kalır. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nu söylemiyorum sadece. Herhangi bir parti lideri kalkıp Türkiye burada terörle mücadele ederken Hendek'tir, ondan sonra Amerika ile sorun yaşamamızın ana kaynaklarından bir tanesi teröre destek
giderek devam ederken siz Türkiye'deki televizyonlara çıkıp onlar ana vatanlarını savunuyor. Neyse, filan cümle kullanacaksınız. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bunları geçin. Hayır, yani konuşabilirsin. Hayır, söyleyeceğimi söyledim canım. Kesildiği için söyledim. Diğer bir, söyledim daha. Orta artık daha bir şey yok ki. Son cümleyi daha söyleyeyim. Niye Ankara'ya geldi? Kemal Bey'im çağırdı. Niye BKK kaygısı olduğunu söyleyeyim. Bir, hani burada siyasi anlamda söylemeyeyim. Bir, PKK ile PYD ile yürütülen mücadele. İki, Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbesi 2013. En kanlı darbesi. 2013 mü? 15, 2016, 15 Temmuz. En kanlı darbesi. Peki darbe olduktan sonraki süreçte 15 Temmuz mu konuştular, 20 Temmuz mu konuştular? Bunlar devam ederken 250 tane şehit verirken siz her konuşmanızda kontrollü darbe, kontrollü darbe diye konuştuğunuzda burada başka bir şey yaparsınız. Murat Çelik ne yapar? Ya da yapıyor mu böyle bir şey? Yani bu kontrollü darbe, PYD'ye daha farklı bir söylem var mı gerçekte CHP'de? Zeytin Dalı öncesinde Afrin Operasyonu ile ilgili CHP'den gelen açıklamalar, yani şimdi arşive tam bir bakmak lazım ama benim hafızam beni yanıltmıyorsa, ki Cumhurbaşkanı da hani Afrin'e girmeyin diyordu, CHP diyor. Ama orada hani ÖSO önde olsun ama Mehmetçik'ten kayıp vermeyelim, şehit vermeyelim bağlamında, ama işte zaten tartışmalar hep böyle oluyor. Mesela bir 40 dakikalık bir konuşma yapılıyor. Bu herkes için geçerli. Burada bizler için de geçerli. 3 saatlik programdan bir cümle üzerinden bir yargı, hadi ondan sonra. Lütfen unutma, tamam. Hem de milliyetçilik konusuyla birlikte, ama reklama gitmemiz gerekiyor. Peki, saat başı olduğu için çok kısa bir reklam, lütfen ayrılmayın bize. Gece görüşü devam ediyor. Murat Çelik, bu milliyetçilik tartışmasında kalmıştık. Özellikle onunla ilgili değerlendirmeni alayım, geçeceğim. Şunu söyleyeyim, şu noktada önemli. Demin üzerinden tartışmıştık. Siyasi tartışmalara da malzeme oluyor. Şöyle bir haberleri tarayınca 11 Aralık 2018'de dönemin CHP sözcüsü Bülent Tezcan'ın Afrin operasyonuyla ilgili açıklaması. Bu harekatta desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi de bugün genel sekreterlikten istifa eden, operasyonla ilgili ordumuza başarılar diliyoruz dedi diye bir haber var mesela arşivde. Yani dolayısıyla tutup bir de, da... Bir de ben okuyayım isterseniz. Destekleyen. 21 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle Sayın Kılıçdaroğlu bir araya 2014 mü? 2014 evet. 21 Ekim 2014. PYD bizim için bir terör örgütü değildir. PYD kendi vatanını korumak için örgütlenmiş bir oluşumdur. 5 sene önce. Evet. Ama işte yani o zaman işte Salim Müslüm önüne de geliyor iş. Dur bir dakika, Salim Müslüm ne zaman gelmiş? Allah aşkına bakacağım. Ya şunu söylemeye çalışıyorum hocam. Demin de söyledik. Türkiye'de artık öyle bir yere gelindi ki İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, zorlamayın. Bu tür konulardan, bu tür konularda bir milat koyulması koyulmaması tartışmasına işte hep geliyoruz. 2014 5 Ekim'de gelmiş Salim Müslüm. Kemal Kılıçdaroğlu beyanatı verdiği sıra Salim Müslüm Ankara'da hocam. Yorma peki, kendini. Şey soracağım. Neyi soracağım? Türkiye çözüm sürecini götürürken PKK'ya terör örgütü değil. Ya Ankara görüşüyor, görüşüyor. Ankara abi terör örgütüyse adamı paketlersin orada. Eğer terör örgütü değilse muhatap alırsın. O sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun lafını alıp yok PYD'yi destekliyor diyeceksin. Aynı sırada PYD'nin lideri Ankara'da ağırlanacak. Biz izleyenler daha sonraki sürece de baksın. Bırak Allah aşkına, bak manipülasyon o kadar devam ediyor. Manipülasyon falan değil. 2014 hangi tarih dedin, oku. Dur. Ya Murat'ın o tarihler ve konular... Ama defalarca söylüyorum. Çünkü orada o bilek güreşinde kazanan olmuyor. Olmaz. Olmuyor yani. Ben söyleyeyim o zaman. 2016 yılı hemen söylüyorum. 2016 yılı. Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması. Ya bırak şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu söylese. Bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradan açıklaması. Oraya geçme. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Hangi tarih? Bakın. 2014'ün hangi tarihi? Ya, Kemal Ekim Kılıçdaroğlu. Ekim. 5 Ekim'de Ankara'da. Dur. Genel Başkan'ın açıklaması 21 Ekim 2014. Tamam. Devam ediyorum. Ankara'ya gelmiş gitmiş Salih Müslüm işte. Devam ediyorum. Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması. Döndük Sezgin Tanrıkulu'na. Evet. Devam. Açıklaması, diğer açıklamalar 2016 yılı.
Ben şuradan ekmek devam edeyim mi? Ekmek çıkmaz hocam oradan, sen uğraşma. Ben zaten oradan ekmek çıkarmaya ekmek çalışmıyorum. Ekmek çıkarmaya ama lütfen birileri de oradan ekmek, terörden ekmek çıkarmasın. Kimse terörden falan ekmek çıkardığı yok. Çıkarmasın. Kimse çıkardığı da yok. Çünkü niye biliyor musunuz? O tür örgütlerle böyle alan açıldığında, alan açıldığında bunlar siyaset yaptıklarını zannediyor. Benim kastettiğim o. Peki. Tamam. Doğru. Şuradan gidelim şimdi. Bir bölümü konuştuk ama bir de karşı taraf var. Erdoğan'la Bahçeli buluştu. Dolayısıyla acaba yeni bir işbirliği alanı mı var? Yeni alınan kararlar mı var? Çünkü listelerin teslim edilmesine çok kısa bir süre kaldı. 2 hafta var işte. Evet, 2 hafta kaldı. Dolayısıyla Haroldoğlu çalışıp ondan sonra belki son kararlarını verecekler. 2 haftadan Orhan... bile az değil mi? Evet. 11 gün var. Tabii. Evet. Orhan Karataş ne gibi kararlar işte 12, 10, 11 gün. Var? Yani herhalde yeni bir takım işbirliği alanları olacak. Şimdi tabii ki liderin işbirliği tamamen malum işte yerel seçimler öncesinde. Daha önceki çerçevede devam ediliyor. Büyük şehirler, 30 büyük şehirlerde sorun yok. Hı hı. Büyük şehirler dışındaki yerlerde ilçeleriyle birlikte her parti kendi adayını çıkardı. Ancak gelinen noktada bazı sıkıntıların olacağı anlaşıldı. Dünkü görüşmede aslında Sayın Bahçeli daha önce bir 4 ilke açıklamıştı malum yerel seçimlerle ilgili. Ve o 4 ilkeden bir tanesi de kayyum atanan belediyelerin mutlaka üzerinde iyi düşünmek ve mümkünse demokratik yoldan oraların tekrar HDP'nin eline geçmemesi için işte doğru isimler, doğru adaylar ve siyaset üretmek. Dünkü görüşmenin aslında ana ağırlık merkezini bu oluşturuyor. Hmm. Bu kayyum atanan yani özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki illerin tekrar HDP'nin bazı yerlerin, ilçeler de buna dahil, tekrar HDP'nin eline geçmemesi için neler yapılabilir, nasıl bir işbirliği yapılabilir? Ağırlık olarak bu konuşulmuş. Mesela Bitlis, Siirt, işte Kars'ta ve Iğdır'da oraların özel durumu dolayısıyla adayların geri çekilmesi ihtimalinden söz ediliyordu. Bildiğim kadarıyla Kars'ta öyle bir şey yok. Her iki parti de kendi adaylarıyla devam edecek ama Iğdır'da muhtemeldir ki belki aday teke düşürülecek ve orası ama kesin verilmiş bir karar yok. İki parti de buralarla ilgili Doğu ve Güneydoğu'ya esas alarak bir çalışma yapacak. Ne tür bir işte nerelerde nasıl ne tür bir işbirliği yapılır? Adayların çekilmesinin nerelerde mümkün olur? Bununla ilgili sonra bunun üzerinden gidilecek. Tabii bu arada sadece bununla sınırlı değil. Orada 45 dakika süren bir sohbet genel değerlendirme de olmuş. Bu şey falan konuşuluyor. İşte ortak mitingler olacak mı olmayacak mı konusu. O konuda aslında Sayın Bahçeli daha önce net bir açıklama yapmıştı. Benim gördüğüm kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de benzer bir şey var. Bir sembolik ortak miting olabilir ama her parti kendi faaliyetini ayrıca yürütecek. Orada öyle çok birlikte bir seçim propagandası olmayacak. Tabii şey hariç, büyük şehirler hariç. Çünkü hariç. Büyük şehirlerdeki adaylar aslında ne Adana Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne İstanbul Cumhur İttifakı'nın adayları evet, genel olarak ilçeleriyle birlikte öyle olduğu içindir ki buralarda zaten partiler ortak adayların arkasında duracak, yürütecekler yani. Ama genel büyük bir miting olarak bir sembolik şey olabilir ama onun dışında her parti kendi faaliyetini yürütecek. Meclis Başkanlığı için o zaman gerçekten konuşulmadı isim. Meclis Başkanlığı konusunda Sayın Bahçeli daha önce söylediğinde zaten orada bir yani... Tamamen topu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne istediğiniz adayı çıkarabilirsiniz. Orada bir değişiklik yok. Birazdan isimleri soracağım ama bu konuda özellikle görüşmeye ilişkin bilgi var mı? Örneğin 16-17 ilde tekrar bir değerlendirme, ittifakın gerisine düşme ihtimali varsa, Millet İttifakı'nın gerisine düşme ihtimali varsa bazı yerlerde anket çalışmaları dolayısıyla tek adaya düşürebilme, ayrıca belediye meclis üyelikleri için tek liste yapılması, böylece kontenjan adayının da alınması gibi bir çalışma içinde oldukları, masada olduğu gibi bir bilgi var. Erdoğan Bahçeli görüşmesine ilişkin bilgisi olan, elinde kulis bilgisi olan var mı? Tabii bu görüşme özellikle listeler verilmeden önce yapılması çok önemliydi. Çünkü yeniden bir gözden geçirilme ve değerlendirme süreci oluyor. Bilinen söylenenleri tekrarlamak istemiyorum. Ortak mitingler konusu da çok önemli. Sayın Bahçeli biliyorsunuz Ankara'da Sayın Öysaseki, İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım'ı da ziyaret etmişti. İkisine de
verdiği çok net bir mesaj var. Sizin seçimleri kazanmanız için Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız diye o konuda çok net bir güvence vermiş durumda. İstanbul'da, Ankara ve Adana'da bir ortak miting yapılması diye bir arzu söz konusu. Dünkü liderler buluşmasında da bu konu gündeme getirilmiş. Ama hangi karar çıktı? Sadece tek bir yerde mi yapılacak? Yoksa Adana MHP açısından, Ankara ve İstanbul AK Parti açısından çok çok önemli. Oralarda mı olacak? Henüz net değil ama Ankara açısından bir ortak miting bekleniyor, söyleniyor. Onu paylaşabilirim. Ankara demişken Murat Çelik'e gece görüşüne konuşmuştu Mehmet Öseseki. Melih Bey benim kampanyamın bir parçası değil. Emekler için eline sağlık ama tarzı benim tarzım değil. Yönetim anlayışı benim yönetim anlayışım değil. Uslubu benim uslubum değil demişti. Yanılmıyorsam iki gün sonra da Beyaz TV'ye çıkacaktı ama çıkmadı. Şimdi oradan başlayalım. Gökçek Öseseki ipleri tamamen koptu mu? Gökçek'in asıl amacı ne? Mehmet Öseseki'den tabii varsa yeni açıklama bu konuda alırım. Ama açıklama senin de. Nasıl yani, görüyorsun Murat? Açıkçası şimdi şunu biliyoruz. Hani o açıklama artık öncesinde de zaten verdiği mesajlar vardı Öseseki'nin o açıklamaya gelene kadar. Ama benim anladığım kadarıyla önceki açıklamaların tonu Gökçek'in hareket tarzında istediği sonucu vermedi ki artık geçen haftaki açıklamayı yapmak durumunda kaldı Öseseki. Yani hani daha açık ne yani kadar sen ifade sus, sen daha açık çekil ifade gibi edilemezdi herhalde. Yani hani pozisyonları düşündüğünüzde, konjonktürü düşündüğünüzde hani çok açık şekilde ifade. Nitekim görülen o ki Gökçek cephesindeki sessizlikte bize artık bu mesajların adresine ulaştığını ve amacın acaba işte bilmiyorum en azından şu aşamada maksadın asıl olduğunu gösteriyor şimdilik. Ama hani açıkçası Melih Gökçek'in de tam o günlerde bir böyle gribal rahatsızlığı vesairesi olduğunu da duyuyordum. Hani yayına o yüzden çıkmadığını düşünebilir miyiz bilmiyorum, zannetmiyorum. Mi? Yoksa başka yerden de bir telefon aldı mı acaba? Bir de o tarafı var işin. Tahmin ediyorum öyle yani hani Gökçek artık susacak gibi gözüküyor buradan çıkan sonuç geldiğimiz nokta itibariyle. Yani doğruya doğru artık o açıklamayı yapmış bir siyasetçiye arayıp da tekrar sormadım. Yani tamam mı artık sizin açınızdan konu kapandı mı falan demedim. Hani Gökçek'in de tanıyoruz hepimiz. Eğer söyleyecek bir şey olsaydı zaten söylerdi. O da söylemediğine göre diye düşündüm. Ben kendi adıma konunun bir haftadır kapanmış olduğunu Murat, düşünüyorum. Senin bu özel açıklamayı verdiğin dakikalarda Melih Gökçek'ten acaba bir şey gelir mi diye bekledik. Gelmedi. Yani hayırlı cumalar dedi. Gece yattı. Evet, evet. Yani tweet de atmadı. Evet. Yani evet, şimdi konunun uzmanına döneceğim dermişim. Abdülkadir Selvi. Abdülkadir Selvi. Şimdi baktığımızda Gökçek'e ne Yavaş ne Öseseki istiyor. Ama çıktı konuştu. Gündem oldu. Tabii insan merak ediyor. Ne yapmaya çalıştı, ne yapmaya çalışıyor? Doğrusu çok ilgi alanımda olmadığını söylemiştim ama bu değerlendirme yapmama engel değil. Tabii burada şöyle bir algı oluşmaya başlamıştı. Ankara'da seçim 3 adaylı mı devam ediyor? Yani Mansur Yavaş'ın rakibi Mehmet Öseseki mi yoksa Melih Gökçek mi? Böyle bir anlayış oluşmaya başlamıştı. Zannediyorum hem Sayın Öseseki'nin Murat Çelik'e yaptığı açıklama etkili oldu. Hem de Sayın Gökçek'te bir durum değerlendirmesi yaptı. Çünkü bu açıklamaları kime yarıyor? Yani Mansur Yavaş'a mı yarıyor? AK Parti'ye ve Öseseki'ye mi yarıyor? Belli ki AK Parti ve Öseseki cephesinde kendilerine fayda sağlamadığı yönündeydi ki böyle bir açıklama yaptılar. Artık bence seçim doğru zeminine oturdu. Yani iki aday var, Öseseki ile Mansur Yavaş yarışıyor ve Ankara için ne düşünüyorlarsa onların projeleri konuşulmaya başlandı. Olması gereken doğru yerde orasıydı.
Sayın Gökçek eğer kendisine yönelik böyle bir ciddi sataşma olmazsa seçim sonuna kadar bu sessizliğini koruyacağı anlaşılıyor. Gayet ağırdı ama bence Öztekin'in söyledikleri. Yani bilmiyorum ona da açıklama yapmadı diye. Acaba doğru zemine oturdu mu Gökçek seçim sonuna kadar bu tavrını korur mu? Şimdi ittifak sistemi üzerinde seçime gidildiği için ittifak yaparak ikili bir süreç işliyor. Yani bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin adayı ve diğer destekleyenler, Sayın Mansur Yavaş'tan kastediyorum. Bu tarafta AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilan edilmiş adayı kim? Mehmet Özaseki. Ama her hafta Sayın Gökçek televizyonda çıkıp işte saatlerce açıklama falan yaptığında bak konuşmadığı halde de konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Bir de böyle bir durum var. Sayın Özaseki'nin aktör olması gerekiyor. Yani aktör değil mi? Evet aktör ama tartışılması ve konuşulması gerekiyor. Ki insanlar ne yapabileceğini görmesi gerekiyor. Projelerinin ortada tartışılması ve konuşulması çok önemli. Ama Sayın Gökçek tabii ki açıklama yaptığında biliyorsunuz yıllardır da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Basının da dikkatini çekiyor ister istemez. Bu defa ikinci planda kalma ihtimali vardı. Bence Sayın Gökçek'in geçen hafta biliyorsunuz cumartesi günü programın ikinci bölümünü yapacaktı. Yapmadı. Öyle gözüküyor ki bir haftadır ben de takip etmeye çalışıyorum. Mehmet Özaseki'nin daha çok projeleriyle konuşuluyor. Yani evet, sanki en çok Gökçek konuşuluyormuş gibi bir algı yok mu? Dün mesela CNN'de bir programda izledim ne yapıp ne yaptığını. Şimdi Sayın Gökçek olmadığında Sayın Özaseki'nin daha fazla kendini anlatma fırsatı bulacağını düşünüyorum. Bu aynı zamanda o ikili yarışta kimin ön plana çıkacağını da gösterir. Bence işin doğasının da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii herkes şunu merak ediyor. Her ne kadar tam bu konuda hayır dese de yani tam da hayır olmasa da Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra seçimden sonra Melih Gökçek acaba MHP ile farklı bir ilişkiye girer mi? Yani o bilemem. MHP pek ne der mesela ittifak falan? Yani şimdi bu en azından bugünün konusu değil. Bunu kendileriyle konuşmadan nasıl bir tavır içine gireceklerini yani şu anda bizim söyleyeceklerimiz havada kalır. Hocam yapmayın ya. Ben bugünün konusu değil. 1 Nisan konusunu şöyle konuşuyoruz mesela. Hazır konuşuyoruz 1 Nisan'a. Ağzını dolduracağım bir dakika müsaade ederseniz. Şimdi Gökçek nevi şahsına münhasır bir politikacı. Kesin. İsmin ötesinde bir siyasetçi, bir siyaset adamı. Yani siyasete girdiği günden ben ta şeyden Keçiören Belediye Başkanlığı'ndan bilirim, tanırım. Bugün yaptıkları aslında Sayın Gökçek'in mesela kimseyi şaşırtmıyor. Tabii. Tanıyan hiç kimse için. Tabii. Şimdi Melih bu görevden alındıktan sonra şöyle bir şey beklendi. Acaba Melih Gökçek nasıl bir tavır takınacak? Bir küskünlük gösterecek mi? Bir karşı tavır ortaya koyacak mı? Böyle bir şey olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yani aday yapabiliriz işte sıcak mesaj gidince buna da karşılık verdi ama orada bile çok duruşunu bozmadı. Şimdi Melih Gökçek gibi bir ismin bu kadar önemli kritik bir seçimde ya sen tamamen hiç sesini çıkarma filan desem bile bu çok mümkün değildi. En azından Melih Gökçek'in kendi tarafını belli etmek için bir sinyal vermesi, bir şey yapması için mesela o açıklamayı yapmasaydı, Melih Gökçek tamamen geri çekilmiş olsaydı, hiç televizyonlara çıkmasaydı, bu sefer de başka türlü yorumlanacaktı. Bence maksat hasıl olmuştur. Melih Gökçek tarafını belli etti. Bundan sonra konuşup konuşmaması ayrı bir tartışmadır. Bana göre de yani siyaseti belirleyecek olan genel merkezlerdir ve adaydır. Programını, projesini o. Bir dışarıdan müdahaleyi onlar da istemez. Bunun her zaman olumlu sonucu da olmaz. Tam ters de tepebilir. Melih Gökçek bunları görecek, bunları değerlendirecek. Birikime de sahiptir ayrıca yani bunları. Gördüğüm kadarıyla bütün bunların değerlendirdikten sonra bir karar verilmiştir. Yoksa öyle işte zannedildiği gibi bir küskünlükle falan değil. Sayın Gökçek de müdahil olması durumunda ne olacağını, olmaması durumunda ne olacağını aşağı yukarı hesap ederek, görerek, anlayarak burada bir tavır gösterecektir. Öbür türlü risk görse, yani kaybedilme ihtimalini Ankara'nın bağlasanız bile durmaz diye düşünüyorum ben yani.
Gürkan, ne dersin Gökçe'nin durumuna? Bir tabii bir de Mansur Yavaş'la konuştun mu, hiçbir şey söylüyor mu Melih Gökçe'nin sessiz kalması konusunda? Ya yok, o konuya girmedi de şöyle. Üzgün olduğunu düşünüyorum. Çünkü o konuştukça Mansur Yavaş'a yarıyor. Tabii. Şimdi şöyle. Sen böyle dedikçe. ÖSSEKİ'nin, ÖSSEKİ'yle ilişkin Ankara'da birkaç gazetede de yazıldı ama bu kulis bilgisini ben gelmeden çok farklı bir yerden de aldım. Hı-hı. Çok ilginç. Halen daha Ankara adayını Cumhur İttifakı'nın değiştirebileceği konuşuluyor. Bu tamamen algı operasyonu. Şimdi, bu tamamen algı operasyonu. Bu gündeme ve bunu Gökçek el altından, bağlanarak konuşuluyor. Hayır, bu el galiba altından yayılmaya çalışılıyor. Çok, kim çok, yayıyor? Yani Mansur Yavaş cephesi yayıyor. Ben herhalde ben yayıyorumdur. Hayır. Hayır, bu bir hafta önce Mansur Yavaş cephesinden böyle şeyler gelmeye başladı. Ve ben AK Parti kulislerine de yokladım. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bu çok ciddi bir algı operasyonu. Geçmiş dönemde Melih Gökçek ile Mansur Yavaş... Siyasette var ama böyle şeyler. Ama şöyle, algı operasyonu Murat, deyince iş biraz farklı Çelik, algılanıyor. Yok yok. Ya bu siyasi karıştırma hamleleri diyebiliriz çok, yani. Geçmişte Melih Gökçek, Mansur Yavaş yarışlarında bu tür şeyler çok olurdu. Ama bu yeni dönemde bak, Mansur Yavaş CNN Türk'te katıldığı programda mesela sana soruyorlardı diyor, Ankara ile ilgili en önemli sorun ne? Melih Gökçek diyordun diyor. Şimdi Mansur Yavaş'ı besleyen Melih Gökçek karşıtıydı. Mansur Yavaş kez, karşısında Melih Gökçek'i mi istiyor aday olarak? Hayır, CNN Türk'teki soruya verdiği yanıt o. Şunu söylüyorum, Melih Gökçek çekilince, projeler konuşulmaya başlayınca Mansur orada çuvalladı. Bir boşluk oldu. Evet, bir boşluk oluştu. Şimdi işte ÖSSEKİ konusunda değerli. Cumhurbaşkanı açıkladı, Sayın Bahçeli ziyaret etti ve gümbür gümbür kampanyasını yok canım, yapıyor. Şey bu bir algı zaten operasyonu. Ama bu dedikodu yayıldı mı yayıldı? El altından yayıyorlar. Yayıldı mı yayıldı? En etkili gazete, fısıltı gazetesi. Ben bunu Mansur Yavaş mı yayıyor? O bana tuhaf geldi de karşısında Gökçe'yi istiyor. Ben bu şey bana... olduğunu söylüyor bak. Hayır, o cepheden geldi. Bana bir hafta önce bu yönde şeyler geldi ve ben kontrol ettirdim. Bu tam seçim sürecini de yani rakibi eksiltmek için yapılan bir ayak oyunu. Üstün olduğunu göstermeye çalışıyor. Hem Ankara'da hem İstanbul'da çok ciddi adayların her yerde vardır da ama özellikle şeyde buralarda projelerini anlatabilmek için, yeni farklı iddialı projeler ortaya koyabilmek için şu anda bir takım hazırlıklar var, çalışmalar var. Sayın Binali Yıldırım, evet. Hı. Şu anda Binali Yıldırım'ın İstanbul'da da aynı. Mesela bunu... Ha, niye bunu söyledin? Bunu şeyde, araya gireyim de... Proje konuşmuyoruz gördüğünüz gibi. İşte projede konuşulmuyor gördüğünüz gibi. Siyasetçi adaylar özellikle oraya bundan sonra çekecekler. Sayın Binali Yıldırım bunu 18 Şubat'tan sonra büyük ihtimalle istifa ettikten sonra tamamen projeler üzerinden bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Muhtemelen Ankara'da da aynı şey olacak. Projeler üzerinden bir yoğun bir kampanya başlatılacak. Gürkan devam ediyordun edebilirsin. Evet yani. Neyse şimdi itirazlar çok yüksek sesten dile getirildi. Ama ben halen ısrarcıyım. Bu konuşuluyor. Algı malgı da değil. Bambaşka. Canım, yani şimdi kim değiştirecek? Bir dakika, algı Erdoğan önce değiştirecek. Bir hayır. Mi? Ama şöyle, ama kim işte değiştirecek? Cumhur İttifakı'nın iki lideri olarak Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli ve AK Parti aday gösterdiği için AK Parti. AK Parti tam tersine adayının çok güçlü bir şekilde arkasında duruyor. Sayın Erdoğan İki kez bir Ankara adaylarının tanıtımında hem iki Türkiye adaylarının tanıtımında Sayın Bahçeli yerinde ziyaret etmek suretiyle Sayın ÖSSEKİ'ye çok güçlü bir destek verildi. Ama böyle bir şey konuşuluyor. Nerede konuşuluyor? Nereden çıkıyor bu? Mansur Yavaş cephesinden mi sızıyor? Mansur Yavaş'tan ben bunu konuşmadım. Bana da bir şey söylemedi. Yani bir tane anket şirketi de var. Şu anda 2-3 gündür anket yapıyor. İnsanlardan bana geliyor. AK Parti'de Ankara'da kimi görmek istersiniz isimli bir anket yapılıyor. Onları falan dikkate almıyorum ben. O ayrı fasıl iş. Şu benim anda başka yapılıyor. Tabii, evet, adaylar açıklandıktan sonra niye anketi yapacaklar? Var, ismini de veririm şimdi birazdan. Neyi yani yapabilir, parası varsa herkes anket yapabilir de. Bilemem. Adaylar açıklamış, neyi anketi yapacak? Abi ben anketin künyesi kime ait bilemem. Hayır ben yapılmış. Sormuyorum onu. AK Parti mi yaptırıyor hala bu saatten? Ben bana hayır, şey AK gelmiyor. AK Parti aday belirleme ile ilgili anket bölümünü kapattı.
Arkadaşlar neyse, benim tamam, yanıldığım peki. Bir kulis bilgisi olsun. Ben bunu bir kenara bırakayım da. Ama dur, burada hayır şöyle. Algı yapmış vardı. Çok ben güçlü algı bir algı tamam. Operasyonu tabii, yapılıyor. Sanki ÖSASEK'i tutmadı. Onun karşılığında AK Parti arayışa girdi gibi. Bu çirkin siyasetin örneği. Neden? Çünkü adaylar ortaya çıkmış. Yarış başlamış. Bu tür ayak oyunlarından medet ummamak lazım. Tamam peki. AK Parti'nin konuşacak bir şeyi yok siyasette. Neyi yok? Allah. Ya arkadaş gene oradan ya. Anladım. AK ya abi ben yanılıyorum. Yanlış. 16 müsaade eder misin? Bir buçuk dakika bir yalan Parti, söyleme ve yanlış Gürkan, söyleme hakkımı Gürkan, kullanayım. AK Parti'nin konuşacak bir şeyi yok demek. Siyaset bilimine ne kadar aykırı bir şey ya. 16 yıldır ülkeyi yöneten, 16 yıldır manifestosunu İstanbul kilitlenmiş. Ankara içinden çıkılmıyor. Ne manifestosu? O manifesto sunan, falan değil. Öz eleştiri. Öz eleştiri diyor. Ben bunu yapamadım diyor. Ben bunu yapamadım diyor. Söyleyecek bir ne şey yok mu? Ne ya manifesto ya yatay, gazeteci yatay olarak bunun muhalefet lideri bile söylemiyor. Bak, muhalefet şey lideri açıklananları değerlendiriyor ama sen gazeteci olarak AK Parti'nin söyleyeceği bir şey yok diyorsun. Ne kaldı? Böyle bir şey olur mu? Peki bir dakika. Söyle neyi bana. Olmayacak? Dikey yapılaşmayı ben mi yaptım? Dikey yapılaşma ile ilgili Erdoğan çok yürekli bir özeleştiri söylüyor. Özeleştiri. Kardeşim özeleştiri. Keşke CHP'de yaptığı bu yanlışlardan ama dolayı sen bir özeleştiri de bulunsaydı. Özeleştiri bir fazilettir. Ya, bir erdemdir. Ya ben kötü bir şey demiyorum. Tamam. Özeleştirisi özeleştiri. Ki, söyleyecek bir şey yok olmayan insan der bunu. Dikey ama diyor ben metro hattını bu kadar büyüteceğim. Ben yapamadı. Çevre Ankara'da, niye yapamadı? Ankara'da yapamadı. İstanbul metrosunu kaç kilometre patlatan CHP mi yaptı? 20 milyon ya bırak şimdi Ankara sen eskileri boş ver. 20 sene geçmiş çocukluğumuza dönme. Çocukluğumuza dönme. Dünü dedik. Anlat bana dünü yetersiz. Dünü. Çocukluğuna dönmeyeceğim. Senin ya, yaşında çocukluğun... bayağı var. A, sen o dönemleri iyi hatırlıyorsun. Eyvah eyvah. Hayır olamaz. 20 sene öncesi hepimiz çocuktuk. 20 sene öncesinde çocuk falan değildin. Yani metro yapıldıysa biz bunu yetersiz buluyoruz ama yapandan da Allah razı olsun denilir ya. Ya hiçbir şey yapılmadı denilir ya, mi? Hiçbir şey, hiçbir şey yapılmadı da bu millet niye oy veriyor kardeşim? Bir günde oturun bunu düşünün ya. Mansur Yavaş'ın açıklamalarını söyleyecek misin Gürkan? İzin verirse söyleyeceğim. Tabii söyleyeceğim. AK Parti'ye eleştiri yok. Tamam. Dedi ki sadece Mansur Yavaş. Ben eleştiririm. Yanlışını eleştiririm ama. Tamam izin alacağım ben doğru bundan olan sonra. Sana söyleyeceğim savunurum. Önden şunları eleştiriyorum. Hayır, izin verir ben misin? Ben doğru olanı savunurum. Tamam. Ya kardeşim bir buçuk dakikada buyur. Ben ya, uydurayım. Yalan söyleyeyim. Hadi yanlış. Konuş. Kamuoyu beni yargılasın. Tamam benim ya, süremi tamam. De sana veriyorum. Ya bana ne vereceksin hadi, sen? Hadi, sen hadi, benim etkili laflarım da hemen ortaya çıkıyorsun. Şimdi dedi ki taksileri Kızılay'a sokmayacağım. Karşı etkili konuşmuyorsun. Taksileri Kızılay'a sokmayacağıma ilişkin uydurma bilgiyi önce Melih Gökçek piyasaya sürmüştü. Şimdi ÖSASEK'i sürdürüyor. Kesinlikle böyle bir şey yok dedi. Taksiler Kızılay Meydanı'na girecekler Gönül tamam. Rahat'la dedi. Zaten açıklamıştı. Açıklamıştı. Böyle bu açıklamam da var dedi. ÖSASEK'i kamunun kaynaklarını, arabalarını kamuya ait bir yerde süslüyor dedi. Yani kendi arabalarını, seçim arabalarını. Bu dedi eşitlik ilkesine aykırıdır. Aynı şekilde dedi büyükşehrin hali hazırda belediye başkanı gibi davranıyor. İşçileri topladı o toplantıda onlarla konuşuyor dedi. Vaatlerine ilişkin de şunu söyleyeceğim. Ankaralılara şunu soruyorum. Madem bunları yapabilecektiniz 20 senedir Ankara'da AK Parti iktidarı var. Neden bunları yapmadınız? Örneğin metro sorununu neden halledemediniz dedi Mansur Yavaş. Anketleri sordum ona. Anketlere ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bu gece son bir anket gelecek dedi. Eğer yayınıza yetişirse ben size mesaj atarım dedi. Şu ana kadar da baktım atmadı. Ama dedi şu anda yarışta önde olduğumu görüyorum dedi Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu da var. İster misin? Alayım onu da. Çünkü bir sürü açıklama geliyor. Onu da okuyacağım. Tamam. Şimdi Ekrem İmamoğlu'yla da konuştum. İmamoğlu dedi ki Gürkan Bey başladığımız noktanın çok ilerisindeyiz dedi. Pozitif bir karşılık buluyorum kampanyada dedi. Hı hı. İzlediğim katıldığım bu benim 12. seçimim. Eskiden elimizi uzattığımızda özellikle AK Parti'nin
iktidarda olduğu belediyelerin bulunduğu ilçelerde dedi. Elimizi uzattığımızda 2/3'ü elimizi dahi sıkmayan seçmen vardı dedi. Şimdi AK Parti'ye oy verecek olduğunu söyleyen seçmen bile elimizi sıkıyor, derdimizi anlatıyor. Biz her şu ana kadar hep AK Parti'nin ilçelerini gezdim dedi. Sorunları tespit ediyoruz. Şubat 15 ile 22'si arasında projelerimizi basınla ve kamuoyunda paylaşacağız. Tanınırlığını sordum. Tanınırlık sorunu vardı biliyorsunuz İmamoğlu'nun. Dedi ki tanınırlığım Binali Bey'in %30 halen gerisinde. Ama bu oy olarak başa baş durumdayız. Bunu söyleyebilirim dedi. Beni sahada iktidar medyası da izliyor dedi. Bazı biliyorsunuz provokatif eylemler olmuştu İmamoğlu'na karşı. Böyle laf atmalar, biraz hakaret tarzı şeyler. Bazı provokatif işler oluyor ama hiç takılmıyorum. Hatta bazen iktidar yanlısı medya onu çekemiyor. Bizim arkadaşlarımız o görüntüyü çekiyor. Ben onları bile bizim çocuklara servis edin diyorum dedi. Son iki soru. Seçim güvenliği konusunda ne diyeceksiniz dedim. Seçim güvenliği 3 aşamalı bir seçim sistemi oluşturduk. Bir sorun gözükmüyor İstanbul'da. Tek oyu bile ziya etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz dedi. Seçim tahmininizi alayım dedim. %51 ile alacağız dedi. Dedi. Peki. Sadir Durmaz'dan şimdi açıklama geldi. Senin iddianla ilgili olarak. Sayın Özsesek'in değişeceği konusu çirkin bir algı operasyonudur. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Tam aksine ilerleyen süreçte CHP adayını değiştirmediğine pişman olacaktır. Bunu da hep birlikte göreceğiz dedi. Bunu ifade edeyim. Bu konu konuşmak isteyen. Yani bu bir akıl tutulmaz. Bu saatten sonra şeyin Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayını bir de yani Mehmet Özhaseki yani herhangi birisi değil. Kayseri'den bilinen Ankara'da bakanlık yapmış son derece birikimi olan bu konuda yeterli ehliyete sahip yani neresinden bakarsanız bakın aslında en ideal aday yani Mehmet Özhaseki'den daha iyi bir aday kim vardı da yapılmadı da şimdi değiştirilecek. Yani bir mantıken düşündüğün zaman bile bu ileri tarafı yok. Yani. Bir de bu arada milliyetçiliği konuştuk biliyorsunuz. Özgür Özel'den milliyetçilik konusundaki buradaki tartışma ilişkin bir açıklama geldi. CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir. Bu ilkenin kapsamı Atatürk tarafından tarif edilmiştir. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkesi etnik kimliğine bakmadan kucaklar. AKP gibi konjonktüre bağlı değişmez. Bir dönem milliyetçiliği ayaklar altında çiğneyip bir dönem milliyetçi olanlardan değiliz. 15 Temmuz gecesi partimizin darbeye tavizsiz duruşuna tüm ülke ve dünya şahittir. İtirazımız bir darbeyi Allah'ın bir lütfu olarak görenlere, darbeyi arasallaştırıp demokrasiyi askıya alanlara, OHAL altında referandum ve seçim yaparak siyasi çıkar kovalayanlaradır. Atatürk'ün tarif ettiği kapsamda milliyetçi, Atatürk'ün hedef gösterdiği kadar demokrasiye bağlıyız diyor Özgür Özel yaptığı açıklamada. Şimdi müsaade ederseniz bir DSP konuş. Müsaade pardon. Senin buyurun. Yok yani kesin bir şey gelecekti o yüzden bekliyorum. Sadece bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Neden Mehmet yapmadınız Bey? Sorusu gündeme geliyor ya. Yani bu soru mantıklı gibi gözüküyor ama şöyle düşünelim. Şimdi neyi neden yapmadınız? Şimdi yani bunca yıldır mesela o hizmetleri niye yapmadınız? Diyelim Ankara'yı AK Parti yönetiyor. 20-25 yıldır veya 94'ten bu yana. Yeni bir şeyler söylediğinde ya kardeşim siz yönetiyordunuz ne yapmadınız diye. Bu soruyu sorduğunuzda şöyle peki İzmir'i yeni bir aday var değil mi? Neden yapmadınız söyleyeyim ben. Metroya para verdi. Mutlaka bir şeyler söyleyecektir. O zaman kalkar bir tanesi de bunu yönetiyorsun. Veya Eskişehir veya Kadıköy veya Beşiktaş veya burası. Onun için bu soru anlamsız anlamsızlaşıyor. Hayır, bir dakika. Anlamsız değil. İki taraf için de anlamlı bence. Niye İki taraf için de anlamlı. Şey İzmir'e de niye yapılmadıysa sorarım. Hayır. Ankara'ya da niye sürekli, yapılmadıysa sorarım. Önce de söyledik. Sürekli şehirlerde zamanın ruhuna göre bazı evet, şeylerin yaşayan, yapılması gerekiyor. Tabii ki. Yeni, onun için yeni belediye başkan adayı hangi partiden olursa olsun der ki ben şunları yapacağım der. Tamam. Yani yoksa bir şey söylediğinde bu yapılmadı da bu böyle oldu filan anlamında anlaşılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kanaatim. Kaldı ki sonuçta kararı millet veriyor. Yani yapılan evet. Yetersiz bulursa değiştiriyor. Yani. Değiştirmediğine göre tabii. Demek ki sorun yok ya. Tabii. Müsaade ederseniz bir DSP konuşmak istiyorum. Şimdi bir şekilde bir DSP evet vardı. Ama bir anda böyle bir DSP'nin ismini özellikle CHP'den gidenlerle fazlasıyla ya da bir küskünlerle duymaya başladık. Ne oluyor? Bu DSP'nin bir defa bir anda bu şekle gelmesinin etkisi ne? Bir takım iddialar var. Arkasında o var, arkasında bu var diye. Kim başlamak isterler? DSP'nin arkasında biri mi var? Yani baktığınız zaman
sonuç itibariyle baktığınız zaman kime yarayacak DSP'nin çıkışı? Bunu doğru olarak soruyu ortaya koymamız lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde, seçmen potansiyelinin güçlü olduğu yerlerde birer ikişer eski küskünleri aday olarak çıkarıyor. Buna Marmaris'i gördük, Şişli'yi gördük. İstanbul'un çeşitli yerleri, mesela Bakırköy'de aday çıkarıyor Ateş Ünal Erzen İyi Parti'den. İş adamı. Ha, doğru. İyi Parti. Ali Fatinoğlu çıktı. Bu arada Ateş Ünal Erzen de İyi Parti'den aday oldu. Bu evet. Hatta ben Ateş Ünal Bey'le de konuştum. Dedim ki Ateş Bey bu... İttifak hazır. İttifakı çatırdatır mı? Vallahi ben çok hazırlıklıyım. Seçimi de alacağım burada dedi. Çatırdamaz dedi. Vallahi aynı dedim. Durum Beşiktaş'ta Affan Keçeci için evet, de var. Beşiktaş'ta o da yani ittifakın da aslında zor durumu söylüyor. Yani hani baktığımız zaman ben burayı kazanacağım. Celal Doğan. Evet. Şimdi dolayısıyla Demokratik Sol Parti'nin bu çıkışı hani böyle kendi yürüyüşünde bir çıkış gibi gelmiyor. Neden bu? Çünkü bir önceki seçime katılmadı. Operasyonel bir çıkış mı bu? Değil ama pozisyonel diyelim. Yani daha doğrusu buradan bir şey buldu kendisine, bir fırsat buldu. Bir de sanki, o fırsatı da... Sözünü keseceğim, tabii, tabii. Şöyle keseceğim. Bir de sanki hani çıkış, yani DSP'nin... küskünlerin çekim merkezi olması parti politikası veya genel merkezin istediği yaptı değil de hani özellikle Sarıgül'le başlayan bir hani süreç. Aday olacak bir liman, hani zaten geçmişte de oradan aday olup partiye geri dönmüştü CHP'ye. Ya Sarıgül, Sarıgül gidip gelir. Tamam. Sarıgül'ün kendisi marka, ona parti lazım. Ya, tamam işte. Dolayısıyla hani, bu iş de öyle olmuş. Ona bu parti işi, lazım. Bu işi DSP çıkarıp da kendine aday bulmadı. Aday olmak isteyenler en uygun adres neresi? DSP uygun. Onlar da kapıları açtılar sonuna kadar. Ya şimdi evet, biz DSP'yi konuşuyoruz. Mesela sağda Demokrat Parti'de de aynı dalga boyunda olmasa da bir doğru. hareketlenme evet. var. Partisinden aday olamayanlar özellikle Ege'de hala Demokrat Parti'nin bazı yerlerde mesela İstanbul'da da şey var. Çekmeköy'de Hüseyin Avni Sipahi, burada çok evet. konuştuk. Demokrat Parti'den Çekmeköy Belediye Başkanı. Aydın Efeler'de evet. zannediyorum öyle bir durum var. Yani ben bu DSP'nin arkasında gerçekten biri var iddiaları şu için var, merak ediyorum. Bence bir süreç başladı. Yani bu başka yerden aday olamayanlar tabii CHP'den aday olamayınca DSP'ye geçmek daha kolay. İşte İyi Parti'de olunca kendisini izah etmekte belki zorlanabiliyor. AK Parti'den geçen de var ya DSP'ye. Var. Ama DSP ile ilgili ben söyleyeyim. Sadece aday olamayanların gidip tercih ettiği parti olduğunu düşünmüyorum. Bir organize hareket söz konusu. CHP'ye bak bize aday göstermedin ve bu süreç Mustafa Sarıgül ile birlikte başladı. Bak bize aday göstermedin. Biz seçimi kazanamazsak da sana seçimi kaybettiririz diye Kılıçdaroğlu'na burada bir ders verilmeye çalışılıyor. Elbette ki insanlar partilerden aday olabilirler. Bu partilerde bugün DSP Genel Başkanı'nın da Muharrem Sarıkaya'ya açıklaması vardı. Diyor biz netice itibariyle bir dernek değiliz, bir vakıf değiliz. Tabii bir partiyiz elbette ama de bir önceki seçime biz de bunu görmek durumundayız. Yani bir organize hareket söz konusu. Burada CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na DSP üzerinden bir ders. Mesaj veriliyor. Peki bu organize hareketin başında Sarıgül mü var? Yoksa başka bir CHP'li isim alttan mı destekliyor? Ne onu yani bilemiyorum. Yani o konuda bir bilgi Lütfen sahibi olmadan yorum yapmak istemiyorum. Yani Sarıgül'ün bir etkisi var. Ben bu arada DSP'ye geçecek adaylar bana yağmur gibi yazıyor da. Onu bayağı da var yani. Hayır şöyle şeyin ismi konuşuluyor. Mustafa Değirmenci eski Avcılar Belediye Başkanı. Onun da geçeceği konuşuluyor. Marmaris'i söylemiştik. Ali Acar geçti. Gene Edremit eski belediye başkanı Kamil Saka. Onun geçeceği konuşuluyor. Yakında kararını verecek. İstanbul'da çok sayıda isim var. Çok konuşuluyor. Arkasında Sarıgül mü var? Yani bu Kılıçdaroğlu'na ders verilmeye çalışılıyorsa DSP eliyle kim var? Sarıgül'ün o kadar bu işlerle meşgul olduğu kanaatinde değilim. Ama partiye önemli oranda bir desteği olduğunu ben biliyorum. Öyle düşünmüyorum. Bazı ilçelerde bazı isim... İstanbul için doğru. İstanbul için doğru. Bazı ilçelerde... Ama bütün Türkiye geneli için. Onu bilemem ben. Ama... Eğer başarılı olursa... Tabii. Oradan bir siyasi yürüyüş başlatır mı? Tabii ki başlatır. Yani. DSP ile ilgili merak ediyorum. Nasıl bu son cümle bence yani? Şöyle söyleyeyim. Bence DSP genelde son yıllarda seçim dönemlerinde gündeme geliyor. Sosyal Demokrat Parti, iki parti oldu mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yarış tabii ki
bu demokrasinin gereği en çok demokrasi Cumhuriyet Halk Partisi'nde işleniyor, tartışması yaşanıyor veya bu tür tartışmalar demokrasi içinde anlatılmaya çalışılıyor. Tırnak içinde bunu söylüyorum. Fakat benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir süreçte var. Parti içi demokrasi vurgusu. Parti içi demokrasi vurgusu ama istifalar da geliyor arkasından. Ben Sayın Sarıgül'ün burada etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Şişli olması, geçmiş dönemde de yanılmıyorsam hep DSP'den kazanıp CHP'ye geçmiş. Bu defa geçer mi bilmiyorum. Bir de Sayın Celal Doğan'ın burada ben etkili olacağını düşünüyorum. Sebebi de şu, Antep'te belediye başkanlığı yapması. Aynı zamanda HDP'nin belediye başkan adayı çıkarmayacak olması Gaziantep'ten. Bunlar da konuşuluyor. HDP milletvekilliği yapması. DSP'den aday olması. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenini şeye doğru kanalize edebilir. Ne onun ismi? DSP'ye doğru kanalize edebilir diye düşünüyorum. Eğer bu tartışmalar önümüzdeki süreçte sonuç alacağını düşünürler ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar gelmeyi veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmayı artık bir hareket olarak görmüyor ise Sayın Sarıgül biliyorsunuz sadece Şişli siyasetini bilen biri değil, Türkiye siyasetini de bilen biri. Partinin dışında kalıp da kendi bölgelerinde etkili olan adayları önümüzdeki süreçte DSP'de görebiliriz gibi geliyor bana. DSP'de farklı bir hareket bekliyor musunuz Orhan Kocaman? Yani tabii şimdi hemen bütün bunların üzerine tabii yaklaşıyor. Tabii bütün bunların üstüne de Muharrem İnce'yi unuttunuz mu derim. DSP acaba... CHP'de biz DSP'yi konuşuyoruz. Bütün bunlar acaba 1 Nisan yatırımı mı diye hemen bütün bunları konuşunca aklımıza o geliyor yani. 1 Nisan'a yatırım mı DSP? Şimdi DSP rahmetli Bülent Ecevit'in partisi. Fakat bugünkü DSP'nin Bülent Ecevit'le rahmetliyle bir ilgisi var mı? Yok. Bildiğim kadarıyla Rahşan Ecevit Hanımefendi de ayrıldı tamamen. İlgisini kesti orayla. Bu arada onu söyleyelim. Rahşan Hanım randevu vermiyor. Önder Aksakal'a. Önder Aksakal'a. Üyede değil, randevu da vermiyor. Önder Aksakal bana söyledi. Vermiyor dedi. Evet. Özel bir nedeni var mı? Hayır, istemiyor. Benim DSP ile bir bağım yok. Bizde hiçbir bağımız yok. Hatta DSİP diye bir parti kurdu galiba. Daha sonra Hulki Cevizoğlu'nun genel başkanlığını yaptı. Bir parti denemeleri de oldu. Bütün siyasi mirasımız buradadır demişler. Sen Kılıçdaroğlu seçildiği zaman hatırladığım kadarıyla o kurultaya katılmıştı. Rahşan Hanım öyle 2010. Tabii evet. Canım 2010'da oradaydı. O zaten DSP'ydi. O zaman yollarını ayırdı. Emrah Hanım'a biliyorum. Evet. Şimdi yani rahmetli Ecevit olsaydı şu anda DSP'nin başında böyle bir şeyi kabul eder miydi? İşte Sarıgüllerin ya da işte aday yapılmayanların dönüp bir stepne parti durumuna düşürmesini kabul eder miydi? Hiç zannetmiyorum. Hiç ihtimal vermiyorum. DSP'nin ne olduğunu, neye olup gittiğini anlamak için bu soruları yani sormak Sarıgül, lazım yani. Sarıgül özünde söylüyorsan Sarıgül Ecevit zamanında DSP'den zaten seçildi. İki defa falan. Hayır, defa. O Sarıgül'ün kendi şeyle alakalı. Günün koşullarıyla da, hani bütün böyle CHP'de küskün olan aday yapılmayanların hemen yedekte tuttuğu bir parti durumunu Sayın Ecevit kabul eder miydi rahmetli? Çok ihtimal vermem. Yani o daha böyle onurlu bir siyaset yürütüyordu kendi adına. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi de çok farklı düşünceleri, farklı zaten DSP'yi onun için kurdu yani. Doğru. Şimdi DSP bu DSP'nin kendi duruşu açısından, kendi genel başkanı, kendi tüzel kişiliği açısından bütün bunlar anlaşılabilir bir durumdur. Yani DSP sıfır bir parti ama öbür tarafta seçilme ihtimali olan ya da kendine seçilme yeterliği bulan bir takım adaylar geliyor. Onlar da partiyi canlandıracak. İşte DSP'den en azından konuşuluyor şu anda. Tabii. Öbür türlü DSP konuşulur muydu? Ama herkese... DSP'nin bir sorun var. Sadece CHP'nin steplesi işte, değil demeye çalışıyorum. Tahmin ediyorum. Muharrem İnce mi? Yok yani DSP işte bir sonrasının bir projesi mi? Operasyon mu? Evet. Onu soruyorum yani. Evet. 1 Nisan'dan sonra aynı hareketliliği görecek miyiz? Başka birileri geçecek mi? Ya da mesela işte Muharrem İnce CHP'de umduğunu bulamadı. DSP'ye geçer mi? Tam onu söyleyeceğim. Biraz söz zaten en başta biz onunla başladık. Yani şeyde ben isim vermeden... 1 Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dalgalanma yaşayacağı, bir kurultay süreci yaşayacağı anlaşılıyor, bekleniyor. Gelişmeler onu gösteriyor. Orada umduğunu bulamayanlar şimdiden bir yedek şey mi hazırlıyorlar, siyaset mi hazırlıyorlar? Sadece CHP'nin yedeği gibi değil benim gördüğüm. Yani DSP
bir parti olarak varlığını sürdürmek için ya ben geleyim mi diye işte hani sembolik isim olduğu sen için. Sen biraz daha ileri götürüyorsun ha. Hayır hayır şöyle ben biraz daha sıradanlaştırıyorum. Ben komplo teorisi ne pek yaklaşmıyorum DSP'de geleceğe dair bilmiyorum ama şöyle bunu da neden söylüyorum? Demin söyledim ya bir AK Partili aday da DSP'ye geçti. Bence AK Parti seçimle. Tuhaflık orada. Ya şimdi hem Celal'dan hem Mustafa Sarıgül. Ben tamamen şey seçilmek için bir açık kapı olup nereye küsen olsa DSP'ye gelebilir gibi görüyorum. Yani DSP evet, şu an bir takım yani. Isimlerin ben, kullandığı evet. Bir platformu. Ya adalarda ama İstanbul şey Adalar ilçesinde. Ha, bak adalar bak, Coşkun Özden tamam ay, mı? Seçimi öyle Ankara Çankaya var. Haydar Bey. Ha. Ankara Çankaya var. Mesela. Var daha çok var. DSP'den. Güney sahillerinde de var. Tamam ama bak yine şimdi benim söylemek istediğim şu. Ta 99'da ANAP'tan seçilmiş. Bak ANAP'tan seçilmiş. Sonra hemen 2002 itibariyle AK Parti'ye geçmiş. 2009'a kadar Adalar Belediye Başkanlığı Coşkun yapmış. Coşkun Özden İstanbul İl Teşkilatı'nda AK Parti'nin. AK Parti'den istifa edip DSP'den aday oldu şimdi. AK Parti'den istifa edip DSP'den aday oldu. Bir daha altını çiziyorum. Yani AK Parti'den aday olmak istedi, aday gösterilmedi. Orada CHP'de bir sorun yok. İşte Erdem Gül aday oldu adalara. Coşkun Özden AK Parti'den DSP'ye geçti. O yüzden ben hani sadece CHP'nin veya sadece işte görece hani sol adayların yedek partisi ya değil. Siyasi partilerde belki lider ya da genel merkez tekeline bozulanların güçlü bir aynen öyle. Platform yani, gibi ama mi tam düşünmek da şey, lazım? Yani şunu da görmek değil. Lazım. Yani CHP'den yani DSP'den ayrılıp YTP'yi kuran ya da YTP hareketine katılanların ona mı benzetiyorsun? Dönüşü var. Yani bunların bir kısmı da YTP hareketinin içerisinde olmuşlar. Yeniden Türkiye yani, Partisi evet, hatırlatalım. Hatırlarsanız yani biraz ben diye. Yani biraz organize bir hareket dememin bir nedeni de o. O zaman mesela, o organizasyonun arkasında böyle bilemiyorum ama mesela çok i̇şte enteresan, değişik yapılanmalar, kişiler arayalım bunlar hiçbir mı? Şey tesadüfi olmaz. Hmm. Var mı bunun kulis bilgisi? Onu ama ben merak şunu söylüyorum. Anlatın. Onu bunun seçimden sonra işte Muharrem İnce falan bir grup oraya geçecek şeyini çok ileri yorum olarak buluyorum. Yani herkes gitse de Muharrem İnce CHP'den gitmez. Hmm. Onun siyasetinin ben CHP'de devam edeceğini, orada bir olağanüstü kurultay çabası içerisine gireceğini düşünüyorum. Ama DSP olayı bir seçimlik bir olay. Tabii seçimde gösterilecek başarı ya da başarısızlık onun geleceğini de belirleyecek. Peki söz Muharrem İnce'den açılmışken konuşuyorsunuz, bakıyorsunuz. Ya ne yapıyor? Yani mesela CHP'nin bu içinde sonuçta Cumhurbaşkanı adayıydı. Sonuçta hala bir 1 Nisan işte şeyi var belli ki gündemi var. Ama bir yanda partisinde istifalar, küsler oluyor. Diğer tarafta işte tepki gören adaylar oluyor. Ne yapıyor Muharrem İnce? Bunları nasıl takip ediyor? Şimdi Muharrem İnce yakından takip ediyor. Seçim çalışmalarına da katılıyor. Birinci cümle bunu söyleyelim. Ama benim görebildiğim, aldığım izlenim izliyor ve birazcık da tepkili olarak izliyor. Hmm. Alınan kararlara ve tercihlere konusunda biraz eleştirileri var. Ama şu anda seçim sattım halindeyken bunu yüksek sesle dile getirmek istemiyor Muharrem İnce. Zaten söylemişti onu seçime evet. Kadar susacağım. Seçime kadar susacağım demişti. Biz hatta Mehmet Hocam'la işte diyafona bastık. Orada da dinledik beraber çünkü kendisi söyledi. Diyafona bas Mehmet Bey de duysun diye. Yayına girmeden önce konuştuk. Orada da son tercihlere de bir sert eleştirisi var ama bunu kamuoyu önünde paylaşmak istemiyor. Seçim sattım halinde. 16 isme. 16 isminin içinde hı. Özellikle birkaçına. Sadece 16'ya değil, daha önceki genel tercihlere karşı bir eleştirisi var Muharrem İnce'nin. Ama hani demin de burada konuşuldu, kızılcık şerbeti içiyor. Partide kalır. Bir evet. Soruşturum, aklıma bir şey geldi. Kesinlikle Muharrem tabii. İnce'nin bir DSP yani, vesaire. Kızılcık şerbeti içmiyor, öyle içtim diyor. İçtim diyor daha doğrusu. Ben yalnız. Muharrem o kadar olur yani. Artık ya. Bu kadar sinir harbinden sonra yani. Muharrem İnce'nin tam destek veriyor. Sayın Mansur Yavaş'la görüştü, İmamoğlu'yla görüştü, diğer adaylarla görüştü. Sadece size soruyorum. Bilmediğim için soruyorum daha doğrusu. Estağfurullah. Acaba Muharrem İnce'nin destek vermesine genel merkezin tepkisi ne? Bu konuda bir şey biliyor musun? Kimin destek vermesine? Muharrem İnce'nin adaylara destek vermesi genel merkez tarafından olumlu mu karşılanıyor? Valla genel merkezin onu orada
bir görecek hali yok şu anda. Zaten çünkü tepkiler vesaireler hani şu anda biraz İstanbul İl Başkanı gitti geldi. Genel sekreter istifa ediyor. Bak şimdi telefonum durmuyor. Ankara İstanbul Maltepe Teşkilatı. Oradan da buradan da söyleyelim. Maltepe İlçe Teşkilatı topluca istifa ettiler. Bugünkü karardan sonra Ali Kılıç'ın tekrar belediye başkanı adayı olarak gösterilmesinden sonra yarın da 11'de Maltepe Meydanı'nda toplanacaklar ve Ankara'ya yürüyüş başlatacaklar. Ben, şimdi bu tip durumlar varken parti yönetiminin hani kalkıp da Muharrem İnce'nin... Adalet yürüyüşü de Maltepe'de şey, son bulmuştu. Sonuçta tam tersi oldu. Tersine yürüyor. Tersine, ay, adalet, yani, tersine değil de tersten yani, daha doğrusu. Bence, bir yürüyüş başlatacak. Dolayısıyla yani parti şu anda aslında birazcık bu kararların... Aldıkları bu kararların biraz etkisi altında mücadele ediyor biraz. Tabii zor bir dönem. Zor bir dönem. Yani Kemal Bey ve genel merkez yönetiminin buralarda birazcık kendi kamuoyunu, bak kendi kamuoyunu, parti kamuoyunu ikna etmeleri lazım. Yani çünkü şimdi bugüne kadar yani Ekmelettin İhsanoğlu'ndan başlayan bir sicil var. Şimdi herkes ya herhalde bir bildiği vardır, herhalde bir bildiği vardır, herhalde bir bildiği vardır diye geliniyor. Ama seçim sonuçları gecesinde görüyoruz ki bir bildiği pek yok. Aslında duvara tosluyorsun. O zaman olmaz. O zaman bu hesap verebilirlik, şeffaflık doğrultusunda yeni aldığınız kararları kendi kamuoyunuza ikna etmeniz lazım. İkna edin. Bence Kemal Bey'e de buradan çağrıda bulmuş olayım. İkna etmesi lazım. Çünkü kamuoyu tartışıyor. Neden bu aday öbürü değil? Yani yerel seçimde... belirlediğiniz adaylara başından beri söyleyeyim bir kriter koyarsınız o kritere göre dersiniz ki ben gençleştiriyorum dersiniz ki ben sen tecrübe sen şu an bir kriter göremiyorsun yani ben değil kimse göremiyor ve bütün kavga da bu yüzden çıkıyor bir de onun üstüne ilave edin parti meclisindeki işte 42 ya da 43 üyenin ortak imzasıyla çıkmış bir adayı hayır ya o ya ben çizgisine getirecek bir tartışmayı ilave edince bu sefer insanlar o zaman ne oluyoruz sorusunu soruyorlar haliyle. Bu arada Muharrem İnce ile şöyle iki gelişme var. Birisi Gürsel Tekin bir tweet attı akşam saatlerinde pazartesi günü onun açıklamasını da bir değerlendirme yapacağını söyledi. Gürsel Tekin hem İstanbul'da adayların belirleme sürecinin İstanbul siyasetinde de CHP Türkiye siyasetinde de önemli bir isim. İkincisi akşam saatlerinde Sayın Kılıçdaroğlu saat 18 gibi Sayın Tekin Bingöl'le görüştü. Sayın Tekin Bingöl'le bu görüşmesi Sayın Akif Hamza Çebi'nin genel sekreterlikten istifasından hemen sonra olması açısından akıllara. Tekin Bingöl genel sekreter mi olacak diye şimdi bir CHP'de bir kulis yürüyor. Olabilir tabii karar, mi bu? Olabilir. Olabilir, olabilir ama açıklanana kadar burası CHP. Bakarsınız farklı dakika. Bir gelişme olabilir merdivende ama önemli bir yani. Görüşme. Asansörde diyorlar ya olmuştu şimdi. Olmuştu bu değil mi? Bir şey hatırlatayım. Gürsel Tekin'i hatırlattı. Ben Gürsel gelmeden Tekin'in, onunla görüşmüştüm. Evet, Gürsel Bey'le görüştüm. Nedenle. Hatta senin odana girdiğimde Gürsel Bey'le telefondaydım. Şunu dedim. Acaba pazartesi herkes soruyor bana. Çünkü çok telefon açtılar. Ya Gürsel Tekin'den de böyle bir istifa mı vesaire mi gelecek? Nedir basın toplantısına? Hayır dedi. Ben öyle bir şey değil. Partimi kaosa sokacak bir şeyin içinde olmam. Ancak dedi. Önemli ve birazcık da... acıtıcı uyarılarda bulunacağım dedi genel merkez yönetimine. Çünkü dedi 39 ilçeyi ben gezdim, 785 mahalleyi gezdim İstanbul'da. Bana fikrim sorulmadı. Yani benim aday yapılıp yapılmamam değil mesele. Benim fikrim de sorulmuyor. Bu parti seçim kazanacaksa ne yapılması gerektiğine dair herhalde bir, benim de bir lafım olabilir. Çünkü İstanbul'u en fazla... Sekreter, eski genel sekreterim İstanbul'u en fazla giderken, gezdim. İşte Gürsel Tekin çok konuşmasa da Muharrem İnce yani bahsettiğiniz isimler isimler. Akif Hamza Çebi. Yani tuhaf da bir durum değil mi CHP açısından ama? Hem bir diyorsunuz demokratik bir süreç işliyor diyorsunuz. Dediğiniz Muharrem İnce için biliyorsunuz ciddi bir imza toplandı. Bunun fikri sorulmuyor. Hamza Çebi'nin önümüzdeki süreçte bence bu istifanın etkisi önümüzdeki süreçte daha da belli olacak. İstediği oluyor, istemediği oluyor. Kastettiğim kendi biliyorsunuz aday olmak istedi. Biraz çaba gösterdi. Olmasını istemediği vardı, o da aday oldu. Onun fikri de sorulmuyor. Başka bir şey daha var. Sayın Hamza Çebi acaba İYİ Parti ile yürütülen ittifakta ne kadar rol alabildi? Orada çok fazla gözükmediğini görüyoruz. Sayın Gürsel Tekin'e bakıyorsunuz, benim fikrim sorulmadı. O zaman şu soruyu sormak lazım. Kimin fikri soruldu o zaman? Parti kim meclis. Belirledi bu adayları? Bu soruyu sormak gerekiyor. Sonra parti meclisi. Evet. Yani program başlarken Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yaptığımız değerlendirmenin ne kadar doğru ve haklı olduğu aslında bütün bunlarla bir kere daha ortaya çıktı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten oturup bir düşünmesi lazım. Yani şu bütün bunlar şu konuşulan şeyler normal şeyler mi yani? Ya normal bütün bunlara şey, bağlı normal. Olarak
Diğer partilerde konuşulmaması normal değil. Hayır. Yani diğer partilerde konuşulmuyor çünkü. Bakın şimdi burada CHP'yi bak kaç saat konuştuk. Diğer partilerden kaç saat konuştuk. Diğer partilerden kaç ben şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne müsaade et. Tamam da bir dakika Orhan Bey bir şey söyleyeceğim. Mesela AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın Beykoz şeyini biliyor musun? Şimdi bak adayını biliyor musun? Tam söyleyeyim. Ama CHP'nin ilçelerini tartışıyoruz zaten. İşte tamam tam da onu söyleyeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de Milliyetçi Hareket Partisi'nde de adaylar belirlenirken belli ölçüler kondu, belli kıstaslar kondu. Ona uygun adaylar başarı ölçü alındı, teşkilatlar ölçü alındı. Ama siz anlatıyorsunuz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç böyle bir şey ya, olmadığını, her bir dakika. Çıktığını, tek program yapalım. Yapıldığını. Cumhur İttifakı'ndaki tamam, kavgayı yani, dövüşü anlatalım ama ben burada bir şey söyleyeyim. Her türlü içinde kendi içinde neler tartışmalar neler var. Neler mesela? Ya yüzlerce var ben şimdi tek tek anlatırım. Bir ya tane söylemeye kalktım. Bakın, hemen şimdi sen açıklama şeyde, üstüne açıklama ben, geliyor. Ben güzel bak, CHP, olarak söylüyorum. CHP tamam. Perdesiz evdir. CHP'nin içindeki tartışma görülür ama diğer partiler kalın perdelidir kadife. İçeriği göremeyiz. Ama yani sanki bunlar çok iyi CHP çok ileriye yani taşıyacak. Çok doğru şey, iyi bir şey değil de iyi kötü gene demokrasi nefes alıyor. Öbür parti de demokrasi yok. Demokrasinin nefes almasına katılıyorum. Bunu ben geçen programda da söylemiştim ama biraz fazla nefes alıyor herhalde. Yani partilerde düzenleşmişlikte niye var? Tüzük niye var? Bunlar uygulansın. Bunlara göre parti idare edilsin. Bunlara bağlı olarak idare edilsin. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunların hiçbirinin geçerliliği yok. Böyle siyasi parti mi olur? Bu siyasi parti tut ki iktidar oldu. Ya bu anlayışta her tarafı bu. Şimdi ülkeyi de böyle yönetecekler yani. Böyle bir işte beka, alsana beka sorunu yani. CHP ile açtık. Konu geldi. CHP ile kapatıyoruz kapatıyoruz. Son cümle şunu söyleyeyim. İşte bütün bunlar neresinden bakarsanız bakın. 1 Nisan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi bir sürece gireceğini, çok ciddi savrulmalar yaşayacağını da şimdiden gösteriyor yani. Gece görüşünün sonuna geldik. Pek çok konuyu değerlendirmeye çalıştık süremiz el verdiğince. Hepimiz gece görüşü ekibi olarak sizlere gelecek hafta buluşmak dileğiyle diyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Müzik